Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. Radyo Spor'dan, Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz 10.02'yi gösteriyor. Yaklaşık 2 saat kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi biliyorsunuz her sabah olduğu gibi gündeme dair soru ve görüşleriniz için 0212 363 04 34 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylüyorum. 0212 363 04 34 numaralı bu telefonumuz şu dakika itibariyle açıktır. Aygün Özbek Twitter, Aygün Özbek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde yetişebildiğim kadar diyorum, bazen yetişemiyorum. Çok yoğun mesajlar geliyor, arka arkaya mesajlar geliyor. Bazen atmış olduğunuz mesajı 3-4 kez atanlar da oluyor ama elimden geldiğince okumaya çalışıyorum. Günün şöyle öne çıkan başlıklarına baktığımız zaman bir tarafta zirvenin talibi Trabzonspor, diğer tarafta lider Fenerbahçe, dev maça 2 gün kaldı. Bugün gazetelerin çoğunda bu başlık vardı. Bu maç ile ilgili tahminleriniz nedir? Maçta sizce hangi yıldız isimler, maça hangi yıldız isimler damga vuracaktır? Özellikle tabii Fenerbahçe'nin 3 defans oyuncusu Serdar'dı, Kimdi, Zalai'di ve Trabzonspor'un hakikaten Bakasetas başta olmak üzere, Cornelius, Vakayeme başta olmak üzere hakikaten ofansif anlamda da çok güçlü, önemli silahları var. Bu anlamda çok keyifli bir maçı bekliyor gibi gözüküyoruz. Bekliyor olacağız, onu da söyleyelim. Şöyle Süper Lig'in 9. haftasına, tabii ki konu başlıklarına geçmeden önce 9. haftanın şöyle bir bugün itibariyle bakalım istiyorum. Hangi maçta hangi hakemler görev alacak onları da söylemek istiyorum. Bugün biliyorsunuz saat 8'de Medipol Başakşehir Beşiktaş maçı var. Atilla Karaoğlan yönetecek. Yarın baktığımız zaman 13.30'da GZT Giresunspor Çaykur Rizespor maçı var. Erkan Özdamar. 16'da Demir Grup Sivasspor, Frankfurt Tav Antalyaspor Mete Kalkavan yönetecek. 19'da Adana Demirspor, Öznur Kablo Yeni Malatya maçını da Fırat Aydınus yönetecek. Pazar gününe baktığımız zaman 13.30'da Kasımpaşa Göztepe maçını Cüneyt Çakır yönetecek ki bu maçla ilgili de şöyle bir şey söyleyeyim. Sabah Salim'de biraz sohbet ettik. Bu maçta biraz şu teknik kadro açısından biraz sıkıntılar var. Bu maçı kaybeden takımın teknik kadrosunda bir değişim yaşanabilirmiş. Kasımpaşa Göztepe maçı Cüneyt Çakır o anlamda da önemli bir maç. 16'da Altay Babakar Fatih Karagümrük maçı gözüküyor. Suat Aslanboğa. 16'da gene Galatasaray İttifak Holding Konyaspor maçı var. Bu maçı da Arda Kardeşler yönetecek. 19'da Trabzonspor Fenerbahçe maçı var. Ali Şansalan yönetecek. Zaten Ali Şansalan ismi çıktığı andan itibaren de dünden itibaren sosyal medyada da yoğun bir şekilde tweet bombardımanı da vardı. Pazartesi yani 9. haftanın son maçları pazartesi saat 20'de Atakaş Hatayspor Gaziantep Futbol Kulübü Zorbay Küçük yönetecek. 20'de gene Aytemiz Alanyaspor Yukatel Kayserispor maçı var. Onu da Ümit Öztürk yönetecek. Evet, Beşiktaş bu akşam biliyorsun Süper Lig'in 9. haftasında açılış maçında Başakşehir'e konuk olacak. Teknik direktör Sergen Yalçın kritik mücadele öncesi öğrencilere yaptığı toplantı. Bu zorlu virajı kazasız dönelim, zirveden zirveye konalım tarzı bir açıklama yapmış. Tabii de biliyorsunuz Başakşehir'de de Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı. Sakatlıkları henüz geçmeyen Enkudu, Mehmet Topal, Ensakala ve Pjanić ve el parmağında kırıktan dolayı ameliyat olan Kenan Karaman bu akşamki mücadelede 21 kişilik kadroda yer almadılar. Sayın Sergen Yalçın biliyorsunuz cezası nedeniyle tribünde olacak, onu da söyleyelim. Beşiktaş'ın muhtemel 11'i Ersin, Rozier, Vida, Wellington, Rıdvan, Josef, Gezal, Oğuzhan, Atiba veya Alex, Larin, Batshuayi şeklinde gözüküyor. Demin de söylemiş olduğum gibi Fenerbahçe'de Victor Pereira Trabzon maçının planını amiri takımda golünü atan Serdar Dursun üzerine kuracakmış. Ayrıca Mesut Özil'in de ilk 11'deki yeri garanti gözüküyor. Sosa'da Luis Gustavo ile beraber görev alacak. Onu da söyleyelim. Dün Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın çok çok önemli açıklamaları vardı. Seçim süreciyle ilgilen Kerem Aktürkoğlu, Falcao transferi, Marco olayları yaşanan
yaşanan Marco Akız'ın sıkıntısı, Gerson Fernandes transferli hakkında önemli açıklamalar yaptı ve Galatasaray'ın ödemekte karşılaşacağı 400 milyon TL'lik sadece bir faiz ödemesi olduğunu söyledi. Bir de Falco ile ilgili de çok ilginç bir şey söyledi. O dönemde görev yapan yöneticilerimiz eğer kulübün sahibi olsaydı zararı ceplerinden ödeyecek olsalardı Falco'yu asla transfer etmezlerdi dedi. Popülerlik uğruna bu transferler yapılıyor diye bir açıklama yaptı. Trabzon'da en fazla merak edilen konulardan biri de Marek Hamşik. Dinleyicimiz az ama biraz bekletiyorum. Marek Hamşik sağ bacak arka adalesine gerilme ve ödem tespit edildiği için Slovak oyuncunun riske edilmeyeceği konuşuldu ama son kararı gene Sayın Abdullah Avcı verecek, onu da söyleyelim. Lige baktığımız zaman, ilk 8 haftaya baktığımız zaman son konu başlığımız Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Süper Lig'in ilk 8 haftasında en iyi hocası oldu. Kosparisanator ölçümlerine göre Siyah Beyazların teknik direktörü takımını birçok istatistikte zirveye taşımış. Siyah Beyazlar Sergen Yalçın'ın ilk 8 haftakinde atak aksiyonları, başarılı atak aksiyonları, başarılı dribling, ceza sahasında topla buluşma, isabetli şut istatistikleriyle ligdeki diğer 19 takımın ortalamasını geride bıraktığı yönde de bir haber var. Bu konu başlıklarını zaten söyledim. Bunların detaylarını zaten birazdan geçeceğiz. Programın ikinci bölümünde de gene bir derbi öncesi Trabzon'a bağlanacağız. Bir Samandıra'ya bağlanacağız. Ve ayrıca de Galatasaray'da ilginç gelişmeler var. Onlarla da ilgili bir bağlantı yapacağız. Yani 3 bağlantı yapacağız bugün. Herkese de şimdiden hayırlı cumalar diliyoruz ve günaydın diyoruz. İlk dinleyicimizi alıyoruz. Günaydın. Günaydın Aydın Bey, ben Gündüz. Gündüz Bey hoş geldiniz, nasılsınız? Buyurun. Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ ol. Köy Hizmetleri taraftarıyım. Her akşam bir kulübünü söylüyor ya. Doğru. Fikirleri miyim? Benim Beşiktaşlı, onun finalle, Trabzon'la, Galatasaray'la, Bursa'lı olması mıyım değil. Fikirler önemli. Fikirler ben önemli, dedim, bir kulüp söyleyeyim bari. Siyah Köy Hizmetleri diyorsunuz. Köy Hizmetleri taraftarıyım. Buyurun, buyurun. Şimdi ben milli takımdan... Siirt'ten alacağım. Biraz bilgi verir misiniz desem tabii ki biraz sıkıntı olabilir galiba, değil mi? Nasıl? Diyorum ya, bazen bazı dinleyicilerimiz bağlanıyor. İşte diyorum ki takımınızla ilgili biraz bilgi verseniz diyorum ama siz tabii Siirt Köy Hizmetleri ile ilgili bilgi istesek ne diyebilirsiniz diye çok merak ettim. Onu da söyleyeyim dedim. Şimdi ben milli takımdan bir fikrim kaldı. Buyurun. Onu bir anlatayım. Buyurun. Şimdi bağlanan arkadaşlar, bazı dinleyicilerimiz Buray Yaşlı yok işte şöyle böyle diyor. Ağustos ayında Fransa'da ayın forveti seçilmiş. Doğru. Yok 36, 37, 40 olsun. Dakika dün Aydın Bey sen de belirttin. Dakika 90 artı 9'da o penaltıyı kim atabilir? Doğru. Dün özetleri seyrediyorum. Napoli'nin santraforu penaltı attı, tribüne gitti. Tribün olmasa asmada düşecekti top. Yani Burak oynar bu takımda. Şimdi elinde penaltıyı aldı. Bu meyanda tabii orada şey de söyleniyor ama Gündüz Bey, işte Adem gibi, Halil gibi, Kerem gibi, daha birçok sayabileceğimiz forvetlerin de alınması gerektiği yönde de görüşler var, onu da söyleyelim. Kerem de iyi futbolcu ama bir sistemim var. Cengiz topu kaptı. Adamı rakibine ekarte etti. Altı pası aldı, at dedi. Boş kaleyi vurdu, Kerem tribüne koşuyor. Ben olsam Cengiz'e giderim. Hani teşekkür ederim veya güzel bir top çıkardın, onarı ederdim onu. Neyse. Bir de bu Orçun ve Berat'la bu orta saha yürümez. Forvet'e hiç top gelmiyor. Hep şişirme toplar. Ama belki ileride oturtturacak Stefan Kuntz. Oturtturacak belki ama Forvet'e top gitmiyor. Verkaç yok. Duvar pası yok. 18'e adam kaçırma yok. Öyle şişirme top. Burak da koşuyor. Doğru. O haliyle. Şimdi bir de değinmek istediğim bir şey var. Yani özetle milli takımın oyun şablonu yok ama ileride düzelir. Ben Halil Dervişoğlu'yla Burak'ı yan yana oynatırım. Çift santra. Çift forvete dönelim diyorsunuz. 4-4-2 evet. Mi? 4-4-2 mi? 3-5-2 mi? Sistem anlamında. 3-5-2 olabilir. Yani çift santra for oynasın. Geriye de orta sahada 4-4-2 oluyor. Şimdi bir de benim medya sistemim var. Buyurun. Bir aydır hep gazeteler, televizyonlar güvenden bahsediyor. Ben güveni 3 sene önce, 4 sene önce bu mikrofonlarda söyledim. 15 dakika seyrettim canlı. Hakikaten tribündeydim. Bu dedim iyi futbolcu çocuk. 15 dakika Rize spor maçıydı galiba. Neticede güven oldu. Şimdi gene bir futbolcudan bahsedeyim. Can. O da çok iyi. 15-20 dakika seyrettim. O da çok iyi.
O da çok iyi topçu. Derinlemesine toplar atıyor. Hı hı. Özetle bir de bu haftanın kısa bir yorumunu yapayım. Buyurun, buyurun. Fenerbahçe, Trabzon-Fenerbahçe maçı 2-3 gol diyeceğim ben. Yani 1-1 bitebilir. 2-1 bir taraf alabilir. Hı. Beşiktaş'ta handikap 0 yazacağım. Beşiktaş'ta handikap, özür dilerim duyamadım. Beşiktaş? Handikaplı 0. Ha, handikaplı 0, anladım. 2-1. Yani 1-0 gibi bir sonuç bekliyorum. Her maçı da bu takımla bahsettiğimiz... Galatasaray maçındaki beklentiniz ne Gündüz Bey? Efendim? Galatasaray maçındaki beklentiniz. Galatasaray Konya maçı. Valla 2-3 gol diyeceğim ben orada. Anladım. Yani Konya'da dirençli bir takım. Galatasaray'ın da puana ihtiyacı var. Artık 2-1, 1-0, 1-1. Bir sonuç bekliyorum. Anladım. Peki. Bütün bu maçlarda hak edenlerin puan almasını talep ediyorum. Centilmence bir maçların oynanmasını gönülden arzuluyorum biz sporcular olarak. Çok, iyi günler, iyi yayınlar. Çok teşekkürler, sağ olun. Tam Güven Bey, Gündüz Bey Güven'i ile konuşurken şu anda da televizyonda Güven'in o röveşata golünü gösteriyordu tekrar. Hakikaten inanılmaz gol atmış. Bu hafta zaten baktığımız zaman geçen hafta Bakasetas'ın golü de çok güzeldi. Güven'in golü de çok güzeldi. Kısa bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra telefon almaya devam edeceğiz. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Ahtı Vural galiba, öyle tahmin ediyorum. Aygün abi adamdır demiş. Çok çok teşekkür ederim sevgili kardeşimize bu mesajından dolayı. İbrahim Yiğit demiş ki bugün Galatasaray Fenerbahçe maçı yok. Beşiktaş'ın maçı var, bilginize demiş. Biliyorum zaten. Dün İbrahim Bey, dün biliyorsunuz bir Beşiktaş bağlantısı yaptık. Çünkü niye onu yaptık? Bugün zaten gazetelerde anons olacaktı. Yani nedir o anons dediğimiz? İşte bugün Beşiktaş'ın Başakşehir maçı var. Başakşehir Beşiktaş maçı var. İşte şunlar oynuyor, bunlar oynamıyor. Şu sakatlıklar var falan filan. Dün biz bunu zaten geniş bir şekilde, yani bugün gazetelerdeki haberi dün çok geniş bir şekilde Kartal Yiğit kardeşimiz yaklaşık bir 20-25 dakika Beşiktaş'taki son dakika gelişmeleri, Ahmet Nur Çebi Başkan'ın açıklamalarından tutun da Sergen Yalçın'ın cezası, her şeyi konuştuk. Bugün de zaten yayın içerisinde konuşacağız. Onu da söyleyeyim. Başakşehir'de biliyorsunuz teknik direktör Emre Belezoğlu'nun da ilk sınavı. Öte yandan milli takım arasında en fazla yarıldığı takımlardan bir tanesidir Beşiktaş. Sakatların iyileşmesi anlamında söylüyorum. Çok keyifli bir maç bu akşam herkesi bekliyor diyelim, dinleyicimizi alalım. Günaydın. 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 Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Merhabalar abi. Az önceki arkadaş güzel bir mesaj yapmış. Adam gibi adam. Doğru diyor. Çok teşekkürler. Yani doğru sözle söyleyecek bir şey yok. Kimle görüşüyoruz? Cemil abi, Gebze'den. Buyurun Cemil Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Dün telefon bağlantısından sonra bir arkadaş katıldı. Onun ağzına sağlık. Gerçekten doğruları söylüyoruz da. Biz de buradan bakıyoruz. Hep doğruları söylüyorsunuz ama sizi dinleyen yetkili yok. Yani öyle içimden geçen o. Çünkü yetkili o spor bakanı, federasyon başkanı, buraların birisi seni dinleseydi şayet. Bu şeyle var. İlgili mi konuşayım? Hatırlamaya çalışıyorum. Bu okullara inişiyle ilgili mi, evet, sporun? Evet, evet. Ama şimdi bu zaten bakanı var. Cemil Bey, Sayın Bakan'ın zaten en büyük projesi bu. Bununla ilgili pilot okullar falan filan belirlendi. Çalışmalar başladı. Bu hemen bugün yapılacak bir şey değil. Yani birkaç saniye, birkaç sene gerektiren bir iş. Ama onunla ilgili adım atıldığını söyledim ben burada. Çünkü Sayın abi, Bakan Olga, o zaman... Çok sevgili bir cumhurbaşkanımız var. Hani futbol seviyor, spor seviyor. Futbol için. Evet, ama bence futbolu sevmiyor. Yani futbolu seven bir insan bu şekilde davranmaz diye tahmin ediyorum. Şimdi ben 25 sene önce Gebze Spor'da amatör top oynarken hocalarımız bize her şeyi öğretirdi. 3-4 saat biz antrenman sahasından dışarı çıkma şansımız yoktu. Şimdi ben çocuğumu götürdüğüm zaman salı günü, cuma günü akşam 5-6 arası 1 saat. Ya Aygün abi, bir çocuk bir saatte ne öğrenebilecek? O anlamda diyorsun, doğru. Yani şimdi insanlar bunu şeye... Sizin ama söylediğiniz gibi beden eğitimi dersinden dolayı, doğru değil mi? Onu söylemeye çalışıyoruz. Ya çünkü beden eğitimde zaten şu anda hiçbir şey görmüyorlar. Şimdi çocuğum, iki tane erkek oğlum var. Allah bağışlasın. Sağ ol abi, Allah razı olsun. Şimdi oğlum ne yaptınız? İşte beden eğitimde ne yaptınız? Baba şey oynadık diyor. Top oynadık diyor. Başka bir şey yaptığımız yok. Abi 25 sene önce bizim bedenin hocalarımız bizi var ya mahvediyordu ya.
Vallahi yüksek o şeyler atlama... neydi ya, yüksek atlamayı bırak, o şey, o neler yapıyorduk hakikaten, doğru şimdi hatırladım ben de, yani tırmanma mırmanma elli şey yapıyorduk, doğru. Ama ya, o zaman okullarda çok büyük salonlar da vardı. Beden ama... eğitimi salonları falan filan vardı, kocaman kocaman. Orada dediğin doğru, koşma moşma her şey. Abi bak şu anda... İple yani, falan da tırmanıyorduk ya, iple falan sporla, da tırmanıyorduk. Sporla alakalı biz gençlerimizi kesinlikle buna adapte etme şansımız yok. Şimdi kızım bana diyor ki baba ben diyor voleybol kursuna gitmek istiyorum. Ya Gebze gibi yerde, Türkiye'nin yani sanayi başkenti gibi bir yerde salon var. Yüzme şeyi var. Ama maalesef ne eğitimci var, ne hoca var, ne verebileceğim bir yer var. Olacağım bir yer var. Şimdi iki sene önce Ordu'da yüzme kursu vardı. Altı tane hocaları vardı. Ben gittim işte orada gördüm. Ve eğitiliyorlar. Ordu'da eğitiliyor. Gebze'ye geldiği zaman yani yarı olimpik yüzme havuzu var iki yerde. Diyor ki beyefendi burada diyor sadece diyor işte 7-11 yaş arası eğitebiliyoruz. Diğer çocuklar ne olacak? Ya bununla ilgili hiç bir bakanlık yani yüzme federasyonu işte voleybol federasyonu bunlarla ilgili hiçbir çalışma yapmıyor mu acaba? Bence yapıyor. Sayın Bakan ya şöyle söyleyeyim ben size Sayın Bakan'a ben savunacak halim yok. Zaten ben yaptığı çalışmaları da görüyorum. Baktığınız zaman açık söyleyeyim. Sayın Muharrem Kasapoğlu hakikaten sporun her branşına, bütün amatör dallarda başta olmak üzere her branşına inanılmaz destekler ve tesisleşme anlamında önemli adımlar yapıyor. Bu okullarla da ilgili en büyük isteği, şimdi o hatta sohbette böyle şey dedi ya, Türkiye'nin etrafı, üç tarafı denizlerle çevrili. Baktığınız zaman yüzücü çıkaramıyoruz doğru düzgün. Bunlarla da ilgili çalışmaların yapıldığını, yapılmaya çalışıldığını, yapılacağını söyledi. Yani genel anlamda Sayın Kasapoğlu, Sayın Bakan Kasapoğlu hakikaten iyi işler yaptığını düşünüyorum ama bunlar kolay işler değil. Yani bir anda Türkiye'nin her yerinde bütün okullara inmek öyle kolay değil. Bununla ilgili bazı pilot okullar belirlendi. Bu pilot okullarda çalışmalar başladı. Ondan sonra diğer okullara da geçecek. Onu söyleyeyim size Cemil Bey. İnşallah, inşallah abi. Yani inşallah bir yerden başlar. Bir başlandığını yerden söyleyeyim çünkü birebir biliyorum. Yani biz Sayın Bakan'ı ziyaret ettiğimizde bunlara tek tek, o zaman bir proje halindeydi bu. Hatta ben burada yayında bunu söyledim. Böyle bir, Sayın Bakan'ın böyle bir projesi var diye. Üzerinden bir sene geçti ve çalışmalar çok hızlı bir şekilde gidiyor. Onu söyleyeyim. Onu belirteyim. Şimdi bir hususla yani dünkü arkadaş onu özellikle de belirtti. Çok da hoşuma gitti. Şimdi halı saha yani bir işte çocuklar halı sahaya gösterecek bir maliyeti var. Yani kişi başı 25-30 liraya geliyor. Önceden biz hani top oynayacak alanlarımız vardı. Her yer yeşillikti. Çimenlikti. Şimdi o yok. Paris Belediye böyle bir katkı yaptı. En azından halı sahaları yani sabah 8'den akşam işte 3'e kadar 4'e kadar çocukları atsın. Anladım. Bütün Türkiye'deki belediyelere Cemil Bey'den tarafından bu öneriyi duyurmuş olduk. Buyurun. Başka bir şey var mı Cemil Bey? İnşallah öyle olur. Bir de abi şey, dün hakemler açıklandı. Evet. Acaba Ali Şansalan kadar başka bir hakem yok muydu bu büyük derbiye? Bu atmosferi zor kaldıracak bir derbiye böyle bir hakem atılması sizce normal mi? Peki. Çok teşekkürler. Çünkü önceden çok iyi biliyorsunuz bu Ali Şansalan denen hakem bizim Vakayeme'yi haksız yere atmıştı. Penaltı, %100 penaltı olduğu bir maçta. Yanılmıyorsam Denizlispor maçın hakemiydi. O maçta bayağı bir olaylar olmuştu. Şimdi yani Fenerbahçe Spor Kulübü de Ali Şansalan'la ilgili hatırlıyorum. 2 hafta önce bir açıklama yapmış ve bu Ali Şansalan'la ilgili bir açıklama yaptığını hatırlıyorum ben de. Şimdi işte Fenerbahçe'sin de çok ciddi bir hata yaptı. Trabzonspor'a 2 sefer yaptı. Fenerbahçe bir maçına yanılmıyorsam %100 penaltısını vermedi. Doğru, ele çarpan bir top vardı. Evet. Yani şimdi bu hakemi hangi akla mantığa sen bu maça verdin? Bence yanlış bir karar. Bence yanlış bir karar. Aynen, katılıyorum. Yanlış bir karar. Dün de zaten her iki kulübün taraftar grupları da bu anlamda çok fazla sosyal medyada mesajlar yazdılar. Doğru. Peki çünkü, çok teşekkür ederim. Abi dün de son nokta. Çünkü sen çok iyi bir Fenerbahçelisin. Ben de aşağı yukarı Trabzonspor'um yani. Senin kadar iyi olmasam da. Şimdi bizim son maçların hakemlerine bakıyorum. Ali Umut Meler.
Bunun yönettiği maçlarda çok ciddi skora etki yapacak veya çok konuşulduğu bir hata oldu mu? Hangi maçta? Ya Fenerbahçe Trabzonspor maçlarında. Son iki seneye baktığımız zaman. Yani şimdi hakem anlamında, hata anlamında hatırlamıyorum. Açıkçası hatırlayamadım bir anda. Yok abi, yok. Hatırlayamadım yani bir anda. Yaptığı bir hata yok. Anladım. Ya öyle bir hakem verseydi çok daha iyi olurdu. Peki. İnşallah dün dediğim gibi pazar günü peki. İnşallah çok iyi bir maç. Hakikaten kazansın diyelim. Peki, çok teşekkürler. Şunu söyleyeyim. İnşallah pazartesi böyle hakemleri varı, avarı, hakemi TFF'si, MHK'si, şusunu busunu konuşmayacağımız bir hafta başıyla programı açma temennisinde bulunmak istiyorum. Yıllardır bunu söylüyorum ama gene pazartesi saat 10'u 5 geçeden itibaren telefonlarımızda genellikle taraftarların isyan, hakemlere yönelik isyan mesajlarıyla başlayacağız gibime geliyor. Atamalardan itibaren bu zaten gözüktü. Bütün maçlardaki hakem atamalarından dolayı herkes çok tepki göstermeye başladı. Bir de şu var, onu da söyleyelim yani. Şimdi bu işte hakemler niye VAR'a çok gitmiyor? İşte niye VAR'la fazla konuşmuyor? Çünkü VAR'a ne kadar çok giderse puanı siliniyormuş. Puanı silindiği zaman maç alamıyor. Maç alamadığı zaman para kazanamıyor. Ama öbür tarafta da VAR'a gitmediğinden dolayı kulüpler büyük sıkıntılar yaşıyor, puanlar kaybediyor, bilmem kaç milyar dolarlık futbol sektörü bu hakemlerin bu hataları yüzünden, hakemlerin VAR'a gitmemeleri yüzünden, puanları silinme korkusu yüzünden maalesef bu dünyanın en gelişmiş teknolojisini tam anlamıyla kullanamadıklarını görüyoruz. Verdikleri kararlar da zaten bütün herkes tarafından da isyan edilme noktasına geldi. Hatta bununla ilgili geçen hafta Kulüpler Birliği'de 6-7 hakemin düdük astırılması gerektiği yönünde de Türkiye Futbol Federasyonu'na bir toplantı gerçekleştirdi. Günaydın. Günaydın. Merhabalar, kimle görüşüyoruz? Ben Mehmet Yüksel, İzmir'den arıyorum. Hoş geldiniz Mehmet Bey, buyurun. Yani daha doğrusu İzmit Köy'den arıyorum diyeyim. İzmit Köy. Evet, bizim çünkü İzmir Köy. Gaziantep'te bile 5 tane yüzme havuzu var, İzmir'de 4 tane yüzme havuzu var. Koca İzmir'de 4 tane yüzme havuzu var. Benim kızım su topu oynuyor. Su topu oynuyor. Ben Güzelbahçe Yelki'den Fuar'a 50 kilometre çocuğumu su topuna götürüyorum. Sabah akşam. Vallahi helal olsun. Akşamları. O spor çok zor bir spor çünkü. Evet, zor bir spor. İki seferden beri de daha önce 2000, bundan 2 yıl önceki Adana'daki turnuvada milli takım genel sekreteri açıklama yaptı. Milli takım tek oyuncumuz Gülen Selin Yüksel diye açıklama yaptı. Arkasından korona oldu. Geçmiş olsun. Genel sekreteri aldılar. Kızım değil. Pardon. Anladım. Ha. Korona oldu. Hı. Genel sekreteri görevden aldılar. Bu sene tekrardan birinci seçmelere gitti. Gayet durumu da iyiydi. 2007 doğumlu olmasına rağmen 15 yaş grubuna gidiyor. Fiziği falan çok düzgün stop oynamak için. Gelelim bu sene de ikinci turnuvaya almadılar. Alsalardı direkt çünkü Macaristan'a gidecekti. Macaristan'a gitmeyi iptal ettiler diye milli takımı da seçmediler. Milli takım seçmenini iptal ettiler. Anladım. Bizim koca İzmir'de 4 tane havuzumuz var. Bizim 3 kuyruğa yarım adasında hiç havuzumuz yok. Bir tane 9 Eylül'ün havuzu var. 9 Eylül Üniversitesi'nin havuzu var. Onu da 9 Eylül'ün rektörü bu havuzu bizlere açmıyor. Benim diyor doktorlarım yüzecek diyor. Anladım. Ve fahiş para istiyor bizden. Ben evet, çocuğumu spor yaptırabilirim. Evet. Ben sporumu yaptırabilirim. Şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gidiyor çocuğum. Ama normal spor branşlarına gitsem aylık 500 lira para ödemek mecburiyetindeyim. Ve aylık 500 lira para ödeyeceğim. Yol parası, bir de bunun yol parası var. Okuldan geri kalacak. Çünkü sabah kızım 9'da gidiyor, akşam 6'da okuldan çıkıyor. Okulda spor yapsın diyorum. Orada da 500 lira para istiyorlar. Kızım özel okula gidiyor. Özel okulda yüzme yapması için benden 500 lira para istiyorlar. Yani ben anlamadım. İstanbul'dan milli takımlar hocası, milli takım hocası bana liste gönderdi. Çocuğunu İstanbul'a getir dedi. 5 sayfa bana, 5 sayfa okul ismi gönderdi. Bu okulların hepsini ücretsiz senin çocuğun okuyabilir dedi. Aynı okulların burada kurumları var. Gidiyorum başvuruyorum. Hayır diyor. Bizim diyor bir tane milli takım oyuncu alma lüksümüz var diyor. Onu da diyor Şerif'ten aldık diyor. Oradan aldık, buradan aldık deyip geçiştiriyorlar. Yani bakan bu konulara biraz eğilirse biz de mutlu oluruz. Peki. Koca İzmir'de ayrancılara, torbalı ayrancılara
1500 kişilik spor kompleksi yapılacak. Belediye başkanı istemiyor. İstemediği için şimdi Karşıyaka Katip Çelebi oluyor 1500 yüzme kompleksi, spor kompleksi. Ya arkadaşlar, siz buraya hizmet için gelmiyor musunuz? Sen bu 1500 kişilik spor kompleksini nasıl reddedebilirsin ya? Ve hiç basında yer almıyor bu. Peki. Peki. Teşekkür ediyorum. Araya gitmem lazım. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın Mehmet Bey. Bakana çok mersin. Bakana da çok selamlar. Sağ olun, sağ olun. Zaten bu yayınlar dinlendiği için zaten gerekli şeyler de Sayın Bakan tarafından yapılacaktır. Merak etmeyin diyelim. Kısa bir araya gidelim. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Beyaz martılar, evet, güzel bir cuma sabahına uyandık. Bugün Beşiktaş'ımızın maçı var. Kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Sakat oyuncularımız da iyileşti. Şu iki haftada çok yoğun maçlar yapacağız. Takımımıza sahip çıkalım. Savaşmadan zafer kazanılmaz abi demiş Beyaz Martlar. Sergen Yalçın geçen sezon Başakşehir Lig ve Kupa'daki 3 maçta da devirdi, biliyorsunuz, yenmişti. Batsuay'ı formda, Alex çıkış arıyor. Gezal eski gücüne kavuştu. Savunma tam anlamıyla döndü. Sıkıntılı dönem geride kaldı. Niye öyle diyorum? Milli takım araları yaraları da sardı Beşiktaş. Yani Beşiktaş'ın zirve yarışında yeni bir galibiyet serisiyle başlamayı hedeflediğini söylemek istiyorum. Bu akşamki Başakşehir maçı çok çok önemli ama bu milli arada da sakatların iyileşmesi açısından da en şanslı kulüplerden bir tanesi Beşiktaş, ikincisi de Fenerbahçe olduğunu söyleyelim. Çok fazla sakatları vardı, biliyorsunuz. Beşiktaş'ın 13-14 tane sakatı vardı. Fenerbahçe'nin de 10'a yakın sakatı vardı. Bunların da takıma dönmeleri teknik kadroyu da sevindirdi diyelim. Günaydın. Günaydın Aygün abi, nasılsın? İyiyim, sağ olasın, nasılsınız? Sağ ol abi, ben İstanbul'dan Murat. Buyurun Murat Bey. Abi senden önce bir istirhamım olacak benim. Bu şey işte dinleyici alıyorsun ya abi 11-10 kalana kadar. Hı hı. Abi 9-10 kişi falan bağlanabiliyor. Sürekli saat 10'dan 11'e kadar, 11-10 kalana kadar ara. Bunu biraz daha çeksen şöyle 10 geçiyor, çeyrek geçeye kadar. Bazen yapıyoruz onu. Çok nadir ama abi, haftada bir kere iki kereye denk geliyor böyle. Yani vallahi çok kişi arıyor. Ben sabahtan başlıyorum saat 10'da aramaya. Çoğu zaman program başlayınca 11'e kadar haftada bir kere. Ama sen 10'da başlıyorsun. Bak 9'dan itibaren aramaya başlayanlar var. Onlara haksızlık etme Murat kardeşim. 9'da nasıl arıyorlar abi? Barış Bey'i arayabilirler çok çok. Oradan başlıyorlar zaten. Onlar da 8.30'dan sonra alıyorlar, biliyorsun. 8.30. Ben genelde %90 sana bağlanıyorum zaten abi. Buyurun. Şimdi bir şey, Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum abi bu haftaki Trabzon maçında. İnşallah bir hakem hatası olmazsa biz sabah kadar oynasak Trabzon'u yeneriz. Benim içimde yani bir sıkıntı yok yani. Çok rahatlıkla yenebileceğimizi düşünüyorum. Bir de bir şey söyleyeceğim abi. Şimdi Beşiktaş'tan girdin ya konu. Ben normalde başka takımla konuşmam. Sabah bir arkadaş bağlandı. İddia tahmini falan verdi. Ben iddia oynamam da. Ben de Beşiktaş'ın bu hafta büyük bir ihtimalle 2-2 berabere kalacağı gibi bir his var şimdi. Yani berabere bitecek gibi bir his var. Başak karşımız için. 2-2 bitecekmiş gibi his var. Neden? Anladım. Bilmiyorum. Normalde iddia falan oynamam da öyle. Ya belki de hani içimden öyle geçiyor, bilmiyorum. Bir de bir şey soracağım abi. Bu şeyde program başında şey dedim. Bu istatistiklerde Sergen Yalçın Beşiktaş önde çıkmış. Nasıl oluyor abi peki bu yani? Bu bir araştırma şirketinin yapmış olduğu neye istatistik. Neye göre araştırıyor abi peki? Yani attığı gole, yediği gole göre mi yani? Aldığımız puan ortada, nasıl Beşiktaş Fenerbahçe'den daha üstün çıkabiliyor yani, onu anlamadım abi. Yani o habere birazdan detaylı aktarayım istersen. Süper Lig'in ilk 8 haftasının en iyi Sergen, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Süper Lig'in ilk 8 haftasının en iyi hocası oldu. Komparisanator ölçümlerine göre siyah beyazların birçok istatistiklerde zirveye taşınmış. Neymiş bu istatistikler? Mesela bakalım neler varmış bunun içerisinde. Başarılı atak aksiyonları, başarılı dribling, ceza sahasında topla buluşma, yani bu puan anlamında söylemiyorum sana, buluşmaların ve başarı anlamında, isabetli şut istatistikleriyle diğer takımlardan daha üstünmüş Beşiktaş şu anda. Tamam, birkaç tane sanladım da abi, başarılı atak dediğimiz yani başarılı atak golle sonuçlanmaz mı sonuçta Aygün abi? Ya sonuçta tabii ki golle sonuçlanır ama sonuçlanmayan da ataklar var. Başlarsın, ceza sahasına kadar gidersin, o varyasyonlar falan filan, demek ki topla buluşma oranlarını da koyuyor işin içerisine. Baktığın zaman ya ben ne yapabilirim, bu sistem yapmış bunu. Ben şimdi yok estağfurullah abi, yok bana göre hani biraz saçma geliyor çünkü başarılı dripping nedir abi, koşmuş da koşu mu? Yani yarısına mı bırakmış, koşmamış mı yani? Yani yarısına kadar koşmuş, yarısından sonra bırakmış.
çünkü yani. Peki. Abi Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum sağ bu hafta. Görüşmek üzere, sağ ol. İyi yayınlar, sağ ol abi benim. Trabzonspor Fenerbahçe maçının oyuncusu Siopis ya da Vakayeme olur demiş ama kavgasız, hakemin hata yapmadığı bir maç olsun inşallah demiş. Trabzon kazanır, 1-0 olsun, 3 puan Trabzon'un olsun demiş. Kim demiş? Sedat Kavrazlı demiş. Ben de aynı düşüncedeyim. Tabii şey anlamda söylüyorum. Kavgasız, hakemin hata yapmadığı güzel bir maç izleme anlamında, bu hafta bütün maçları izleme anlamında söyleyeyim. İnşallah bugünden itibaren pazartesi akşamı son düdüğe kadar hakem hataların hiç konuşulmadığı bir hafta olur ve bundan sonraki haftalarda aynı şekilde devam eder diyelim. Dinleyicimizi alalım. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. İstanbul'dan Mehmet ben. Nasılsınız? Sağ olun Mehmet kardeşim. Sağ olun. Hayırlı cumalar. Sağ olun. Hep beraber. Size de hayırlı cumalar. Valla bu haftanın bütün yıldızları hakemler olacak abi. Değil mi? Evet abi. Çünkü pazartesiye bomba gibi hakem hatalarıyla konuşmaya başlayacağız. %100 büyük. Maalesef. Maalesef. Galatasaray diyecek işte o bizim şunu vermedi. Beşiktaşlar diyecek orada penaltı vardı, bunu vermedi. Orada el vardı, onu şey yaptı. Diyecek, para gitmedi. Fenerbahçe diyecek hakem bizim puanımızı çaldı. Yani bu hafta, bu haftanın bütün yıldızları hakemler olacak abi. İnşallah olmaz. Bu haftanın inşallah yıldızları ama... ya kaleciler olur ya ya forvet olur, yani futbolcular olur inşallah. Gönül onu istiyordu abi. Maalesef ligimizin standardı belli, biliyorsun abi. Doğru. Dediğin gibi vara gittiği zaman puan siliniyor. Puan silindiği zaman maaş ödemesi eksik oluyor. Ama öbür taraftan takımlar yakıyorlar. Ne kadar kısa döngü, ne kadar kötü bir şey ya. Yani yani abi bakıyorsun hani iki ucu ateşli değnek diyorlar ya abi, nereye tutarsan elin yanacak diye. Bu var ilk çıktığı zaman Fenerbahçe'nin hangi takımla maçı var? Halil Umut Meler'di hakem ilk hafta. Var'ın da ilk çıktığı dönem. İnanır mısın korneri bile VAR'a sordu. Yani ben... ya 9 ya da 10 kez falan filan böyle VAR'a gitti. Hatta ondan sonra dedi ki VAR artık VAR, VAR'ı maalesef hakemler iyi kullanamadan. Aslında çok kritik pozisyonlarda yani 3 veya 4 veya 5 kez atıyorum mesela böyle bir hak tanınsa, yani puan silmeme anlamında çok kritik karar veremeyeceği anda, işte yan hakemin, orta hakemin karar veremediği bir anda gitmesi için bir şans verilmesi gerekiyor. Puanları silmesinler yani, niye siliyorlar? Onların puanını siliyorlar, öbür taraftan takım onların da puanları siliniyor. Yani çok saçma şimdi, bir şey bu ya. Çok saçma. Şimdi abi sen yıllardır radyocusun. Radyoda yeni bir yenilik geliyor. Sana diyorlar ki Aygün Özipek bunu kullan ama kullanırsan senin maaşından kesinti yaparız. Yani. O zaman o sistemi niye getiriyorsun? Niye getiriyorsun? Madem bu bana yardımcı olacak. Madem bu ya zaten bu VAR'ı hakemler hakeme bu VAR'ı kullandırmıyorsan VAR'ı kaldır o zaman kardeşim. Aynen öyle abi. Bir de ben geçenlerde de bağlanmıştım abi. Ben yayıncı kuruluşun eski yetkili servisiydim abi. Ha söylemiştim doğru. Evet. Bıraktım abi. Ben şöyle fahiş fiyatları çok gündemimize getirmemiz gerekiyor abi. Forma satışı olsun, bilet satışı olsun. Ben şimdi bir Türkiye'nin en büyük tekstil fabrikasında üretim kadrosuna geçtim abi, onu bırakıp. Hayırlı olsun. Sağ olun abi. Şöyle söyleyeyim. Satışlardan sizin bahsettiğiniz gibi 30 lira, 40 lira, %10, %20 kazanmıyorlar abi. Satışın 3'te 1'i kulübündür abi. Formalardan. 3'te 1 evet, değil. 3'te 1'i. 3'te 1 değil. 3'te 1 değil. 3'te 1 abi. Ben tekste çalıştığım için o yüzden diyorum sana. Bizde de mesela 10 euro'da ürün var. 150 euro ödeyeceğim. Hayır ama şöyle var. Sana söyleyeyim. Tabii bunlar biliyorsun firmalar, büyük markalar bunlar. Bu marka formaları ücretsiz yapıyor. Mağazalarda üreten mağazalarda. biliyorum formaları forma maliyeti. Tanıyorum abi. Maliyetleri tabii ben de biliyorum ama şimdi orada sana şunu sana söyleyeyim. Yani benim kulüplerden almış olduğum bilgi %10 %15'i geçmiyor dediler, haberin olsun. Şimdi şöyle söyleyeyim abi. Bizim genel müdüre sorduğunuz zaman üretimde onlar da %15'i, %10'u diyorlar ama için aslına baktığın zaman 3'te 1'i firma sahibinin abi. Eğer 15 euro'luk malzemen varsa bunun 3 eurosunu masrafa çıktığın zaman kalan 12 ya 11 euronun 3'te 1'i üretici firmanın abi, fabrika sahibinin. Anladım, anladım. Peki. Yani bir de dedim ya abi şu fahiş fiyatlar izleyiciler için olsun, da gitmek için olsun abi, bunlara da bir çözüm bulmaları gerektiğini düşünüyorum ben.
Katılıyorum. Peki, çok teşekkürler. Teşekkür ederim abi, saygılar. Sağ ol, kolay gelsin. Aslında bugünün en önemli diğer şimdi televizyonda şey de gösteriyor şu anda izlediğim zaman karşımıza tabii bir sürü ekranlar var. Bir yandan da altyazılara bakıyorum, herhangi bir son dakika gelişmeleri varsa falan filan aktarım diye. Bu hafta mesela Trabzon tribünlerinin daha da dolu olacağını görüyoruz. Yani bilet fiyatlarının bayağı altına indirdiler Sayın Başkan. %50'lik galiba bir indirim yaptılar açık tribün bile iki kale arkalarında. İki kale arkaları Trabzon'da çok çok önemlidir. Yoğun bir taraftar gelecek. Acaba bu kadar çok yoğun taraftarın gelmesi bir baskı oluşturabilir mi takım içerisinde üzerinde? Bir olumlu mu olacak, olumsuz mu olacak? Çünkü bu kadar yoğun tribün baskısı Trabzon'a bir avantaj mı sağlayacak, dezavantaj mı olacak? Onu da sormak lazım. Günaydın. Günaydın. Alo. Aydın, günaydın. Merhabalar, kimle görüşüyoruz? İstanbul'dan Tayyip ben, Fenerbahçe taraftarıyım abi. İyi, aynen. Abi biraz önce formalardan bahsettiniz de gerçekten çok pahalı, ülkemize kaç kişi o formaları alabilir abi? Şimdi daha uygun fiyatlar olursa daha çok insan alsa formaları, lisans ürünleri alsa daha iyi olmaz mı abi? Tabii ki bunun bir maliyeti var. Ama bunu kulüpler belirlemiyor. Yani sayın başkanlar bile bu konuda bazen sohbetlerde de evet fiyatların çok yüksek olduğunu ama bunları kulüpler belirlemiyor. Maalesef o firmalar belirliyor bunları, biliyorsun. Ondan dolayı da çok fazla müdahil olamıyor kulüpler. Maalesef, maalesef. Çünkü birçok insan o yüzden almak istiyor ama alamıyor. Doğru. Yani rakamlar arada, çok sadece forma anlamında değil, maç bilet fiyatları da çok yüksek. Tabii ki maç bilet fiyatları yani zaten zor bir dönemden geçiyor dünya olarak. O yüzden bence bilet fiyatlarının mesela Trabzon maçına biraz indirilmiş herhalde. Kale arkalarını indirmişler, doğru. Hı hı. Evet. Bu arada bugün Mesut Özil'in doğum günüymüş abi. Doğum günü kutlu olsun diyelim buradan. Nice yaşlar olarak, dilerim Mesut kardeşimize. Dinliyorsa bizi bağlanabilir. 33 yaşına mı girdi abi? 33 herhalde mi? 34 mu oldu? Yok, o 34'ü geçti. 34 oldu değil mi abi? Hı-hı. Abi hakemleri konuşmayacağız diyordu ama Ali Şansan neden tepki gösteriyor? Yani böyle inadına mı yapıyorlar bilmiyorum ama şimdi iki taraf da memnun değil Ali Şansan'dan. Ya böyle bir önemli maça neden Ali Şansan'dan bilir? Ben güya şeymiş, MHK yetkileri şunu söylüyor. Efendim işte kulüpler hakem seçemezmiş. Gerekirse aynı hakemi 2 hafta 3 hafta da verebilirlermiş. Artık o seçim dönemleri bitmiş. Hatalı yapan hakemler arka arkada o maçlara verilebilirmiş tarzı böyle bir garip savunması var MHK'nin. Bir daha da hakemler acaba şimdi hakem olacağı dönemlerde nasıl testlerden geçiyor bilmiyorum. Peki abi psikolojik testlerden falan işte mutlaka geçiyorlardır. En son bir Mustera'nın hakeme yapmış olduğu bir olay vardı biliyorsunuz. Ben orada düşündüm, ben kendim bir hakem olarak düşündüm. Gerçekten böyle acı bir durum abi, yani bir kaleci sen hakemsin orada, onun hakimisin. Orada tahmin ediyorum hakem cesaret edemedi. Onu sana söyleyeyim. Hangi pozisyonu olduğunu sarı verdi. Arkasından yapılan hareketler, itiraz, topu yere atması, hakeme parmağıyla hareket yapması, topu yere attıktan sonra vurması, bunlar zaten sarıyı gerektiriyor. Çift sarıdan atması gerekirdi ama orada tahmin ediyorum. Şimdi bak bu şeyler de çok önemli. O an kafalarında çok farklı noktalara gidiyorlar. Şimdi eyvah ben şimdi atarsam, bak bunlar hep düşünürler. Atarsam çok tepki alacağım. Belki haftaya maç alamayacağım. Haftaya maç alamazsam param azalacak, param azalırsa şu olacak, bu olacak. Kafalarında binlerce tilki dolaşıyordur hakemlerin. O yüzden de bak dikkat et. Ne VAR'a gidebiliyorlar. VAR'a her gittiğinde puanlarından siliniyor. Puan silinince maç alamıyorlar. Aynı şekilde bunda da böyle cesaretli hareket edemiyorlar büyük takımlara karşı. Bence cesur olsalar, cesaretli olsalar yani daha iyi ve daha gündemde hakim olurlar. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü onlar yaptıkları hareketlerle sadece günü kurtarıyorlar abi. Kendilerini kurtarıyorlar. Yani. İyi yayınlar abi. Günü kurtarmıyorlar, ederim. Kendilerini kurtarıyorlar. Onu söyleyelim. Takımlar isyan ediyor. Kulüpler isyan ediyor. Taraftar isyan ediyor. Ama bu VAR'la ilgili hakikaten eğer o zaman hakem her VAR'a gittiğinde puanı siliniyorsa bilmem artık 0 nokta kaç bilmiyorum tabii ki silinme oranlarını. Çok puanı siliniyorsa ve bu puanı silinmemesinden dolayı hakemler VAR'a gitmiyorsa o zaman VAR'ı kaldırın. VAR geldi, tartışma daha da arttı ülkemizde. O zaman VAR'ı kaldıralım. Çoması diyor ki hakem evet bu an görmedi, hata yaptı deyip geçiştiriyorduk. Ama şimdi dünyanın en gelişmiş teknolojisi var. Bu teknolojiyi hakemlerimiz kullanamıyor. Niye kullanamıyor? Her VAR'a gittiğinde puanı silinirse ben de hakem olsam gitmem. Yani puanım silinecek çünkü puan sildiğim zaman da maaşımı alamayacağım, para kazanamayacağım. O yüzden de o da o mantıkla gitmiyor VAR'a. Günaydın. Günaydın.
Günaydın, iyi günler. Teşekkürler. Kime görüşüyoruz? Mert, ben İzmir'den arıyorum. Buyurun Mert, hoş geldiniz. Az önce bir arkadaşımız dedi ya, saatlerce arıyoruz biz, ulaşamıyoruz diye. Ben hemen mi düşündüm? Biraz ironi olsun diye söyleyeyim. İlk aramam bu benim. İlk aramamda telefon açıldı. Bugün işte hasta günümdeyim galiba. İzmir'de de çok yağmur yağıyor bugün ama. Valla eşim sabahleyin o da o taraflarda inanılmaz bir yağmur görüntüsü paylaştı. Öyle böyle değil yani. Fena yani. O da Muğla taraflarında. İnanılmaz evet, bir yağmur, yağmur var Ege'de. Çok etkili. Bir yağmur başladı. Doğru. Neyse, sağlıklı günler olsun. Ama yağmur yağsın, biliyorsun o bölgelerde çok fazla ormanlarımız yandı. Hiç olmazsa evet. Hiç olmazsa o alanların da sulanması anlamında yeniden o yanan kısımların yine böyle yeşer mesi anlamında yağmurlar önemli. Barajlarda da çok sularımız azaldı o yangın dönemlerinde, biliyorsun. İnşallah. Çok fazla barajlardan da sular gitti. Ondan dolayı bol bol yağmasını istiyorum ben, açık söyleyeyim. Buyurun. İnşallah. Buyurun inşallah. Mert Bey. Buyurun. Aslında dün ben çok bağlanmak istedim yayına. Fakat bakın dün aramadınız mı yoksa? Yok, çok aradım. Hatta bir arkadaşım bağlandı. Konuyu da işimin yoğunluğundan dolayı unuttum. Dün bir arkadaşım bağlandı buraya. Sizin arkadaşınız mı? Tanımıyorum tabii. Yok tanımıyorum tabii. Kendisi de bir taraftar. Galatasaraylılar için bir şey söyledi ama ben o an ona çok içerlemiştim. Aradım ama ne söyledi? Ulaşamadım. Şimdi de konuyu unuttum. Neyse, çok önemli değil de. Ben iki şey değinmek istiyorum izin verirseniz. Buyurun, estağfurullah. Ben de bu arada bir futbol adamıyım. Antrenörüm kendim. Şimdi az önceki arkadaşım aslında güzel bir şey söyledi ama unuttu, bazı şeyler var. Şimdi futbol çok evrensel bir oyun ve pazar. Yani yeşil sahada olanların birçok şeyi aklından çıkarmaması gerekiyor. Hakemler de bunlardan bir tanesi. Yani karşısındaki adam, evet bakın, futbolun doğruları var. Burada hemfikiriz, asla ben şey yapmıyorum. Yani Mustera da yapmış olsa o hareketi, orada kimin yaptığı önemli değil. Yani dünyanın en iyi oyuncusu da olabilir, fark etmez. Ama bazı gerçekler var. Mesela Emre'nin futbol oynadığı dönemlerde siz Emre'nin hakem olsanız mesela kaç maçta sahada kalabilir Emre Belezoğlu? Ben geçen de şunu söyledim, biliyor musun? Evet. Unutmayın Emre ile ilgili. Lugano Fenerbahçe oynasaydı her maç Fenerbahçe eksik başlar dedim. Lugano'da bu VAR sisteminden çok atılırdı, açık söyleyeyim. Emre de ben size söyleyeyim, çok fazla atılırdı. Evet, yani şimdi insanların şunu anlaması gerekiyor. Şimdi bakın, mesela Emre Belezoğlu'nu ben tanımıyorum. Ben sizlerin anlattığı kadar biliyorum ben Emre Belezoğlu'nu. İşte dışarıda ne kadar iyimser, ne kadar iyi olduğu, işte ne kadar hayırsever olduğu vesaire falan filan. Ama futbol sahasına girince bazı işler değişiyor. Şimdi ona bakarsanız birçok hakem de var futbolcuyu tahrik eden. Mesela örnek veriyorum, ben futbol oynadığım dönemlerde Fırat Aydınus. Aynen benim abi, yönettiğim aklımdan geçen hakemi olsa. Aynen, ben Fırat Aydınus, bende ben de çok asla, itici kalıyor Fırat Hoca. Bende de asla aynen. Oyunda kalamam. Mesela Halil Umut Meler. Ben Halil Umut Meler İzmir'de daha maç yönetirken benim bir maçımı yönetti. O zaman ben futbol oynuyordum, hala bırakmamıştım. Ben mesela Halil Umut Meler'e... Siz futbolu bıraktınız, evlendiniz, çoluk çocuğa sahibi oldunuz, hala bunlar maç yönetiyor, doğru değil mi? Ya Halil Umut Meler daha çok yeni. Zaten Halil Umut Meler nasıl bu seviyelere geldi ben anlamadım da bir anda. Hayır, şey anlamda söylüyorum. Şey anlamda, unutmayın lafınızı, şey anlamda söylüyorum. Yani bunlar hala yıllardır aynı hakemler, evet. Aynı şekilde maç yönetiyor, o anlamda. Buyurun. Evet. Buyurun. Sistem değişmediği sürece Türk Futbol Federasyonu, MHK ve kurulları, artık altını siz doldurun nasıl isterseniz isteyin. Değişmediği sürece iş adamları ve siyasi çevre bu futbolu yönetmeye devam ettiği sürece biz bunları hep konuşacağız. Gerçek bir futbol adamı, gerçekten bu işi bilen ve gerçekten bu işi dürüst yapmaya çalışan, hani az önce de dediniz işte MHK dedi ki işte biz hakem şey kulüpler itiraz etse de aynı hakemleri vereceğiz o maçlara. Onu MHK, onu siz geçeceksiniz ya. Size tek bir kişi diyecek ki kardeşim bu maça bu hakemi vereceksin, o maça o hakemi mecbur vereceksin. Hani seve seve vereceksin. Hani bunun daha farklı bir tarzı. Bunu geçen sene yaptılar ama biliyorsunuz bazı isimler vardı işte. Evet. Beşiktaş'ın arka arka iki haftası maçına verilen bir Ali Umut Meler miydi? Tam hatırlamıyorum şimdi. Mete Kalkavan mesela Trabzon maçına verildi. Bazı isimler böyle geçen hafta hiç verilmeyen hakemler geçen sene verilmeye başlandı. Ve bundan sonra da verileceğin sinyali ve açıklamaları o dönem olduğundan dolayı söylüyorum. Buyurun. Evet, şimdi Mustera pozisyonunda evet Mustera'nın yaptığı hakeme karşı bir yanlış. Yani taraftarın içinde, ekranda vesaire falan filan hoş görünmedi. Ama maçı oraya getiren etkenler var. Yani
iki taraf için de söylüyorum ben. Yani rakip için de söylüyorum, Galatasaray için de söylüyorum. Yani bunu Galatasaray taraftarı olduğum için söylemiyorum. Hakem maça o kadar donuk, o kadar kötü başladı ki artık maçın sonunu getiremedi. Yani işte Cagney'in pozisyonu, onun öncesinde bizim forvet Halil'in pozisyonu, rakibin gol attığı pozisyonda işte Alparslan'a yapılan falan filan. Yani bunları maçın içinde sürekli değerlendiriyor. Bir de futbolculara biraz gerçekten anlayışlı olmak lazım. Neden biliyor musunuz? Yani şunun için çok fazla efor sarf ediyorlar içeride. Yani gerçekten mantıklı düşünmek çok zor. Kazanmayı düşünüyorsun, taraftarı düşünüyorsun, içeriye gideceksin, takımın antrenörünü düşünüyorsun, işte yönetimi düşünüyorsun, burada devamlılık gösterebilecek misin onu düşünüyorsun. Yani sürekli bir kafada soru işareti var her zaman. Özellikle Anadolu takımlarında bu çok daha etkin oluyor. Çünkü bir anda adam seni silebiliyor. O yüzden futbolcuların oyun içindeki psikolojilerini taraftar olarak iyi izlemek, iyi gözlemlemek lazım. Aynı şekilde hakemler de çok büyük baskı altındalar, kabul ediyorum. Ama ben bazı hakemlerin bir şey söyleyeyim mi? Ya bu kadar büyük para alan futbolcuların ve bu kadar iyi para kazanan hakemlerin de yani kusura bakmayın ama yani o baskıyı kaldırması gerekir. Tabii ki. Yani ben hiç ona şey yapmıyorum. Önemsemiyorum bu şeyi, baskıyı. Sonuna kadar hak veriyorum ama taraftar tarafından istenmemek, yani hiçbir para onu şey yapamaz. Ben onu söylemeye çalışacağım. Yani taraftar tarafından istenmemek çok kötü bir duygu. Tamam, o yani, onda infiki ama o devamlı olan bir şey değil ki o. Değil tabii ki değil canım. Onu söylemiyorum. Bir de bir şey daha değinmek istiyorum ben son olarak. Neydi o? Hamit Altıntop. Şimdi ben mesela burada yayına katılan arkadaşlarım için de birkaç kere söyledim. Hani lütfen buraya yayına katıldığınız zaman, ki arkalarından katıldıktan sonra söyledim. Burada kahvede arkadaşınızla sohbet eder gibi konuşamazsınız. Doğru. Takımların adını, Fenerbahçe olmuş, Galatasaray, Beşiktaş, kim olsun olsun, Göztepe, Altay, Altınordu neyse. Bu takımların adını ağzınıza alırken daha dikkatli cümleler kurmanız gerekiyor. Şimdi mesela Hamit Altıntop şu an milli takımlar koordinatörü, doğru mu? İdari direktörü, her neyse. Doğru. Şimdi ben isterdim ki mesela Hamit Altıntop, sen yayına çıktığında hani kurduğun cümleleri seçmen lazım. Tamam, Türkçen elverişli değil bazı durumlar ama ben hani Hamit Altıntop'un, ben Şenol Güneş'i de pek haz etmem ama Hamit Altıntop'un Şenol Güneş gittikten sonraki açıklamalarını pek şey yapamadım nedense. Yani milli takım, Türkiye milli takımı direktörü bu şekilde konuşmamalı diye düşünüyorum. Çok da vakit almayın. Ne anlamda o kısmı biraz açar mısın? Ne söyledi orada? Açayım ben. Mesela dedi ki işte sahada dedi çok dedi ruhsuz bir milli takım var. Ruhsuz bir milli takım geldi. Doğru. Evet. Doğru. Bana göre bu Şenol Güneş'e bir saygısızlıktır. Bence ama o yani Şenol Hoca'yla bir sıkıntı problemi vardı. Daha önceki dönemlerde de Selim abinin döneminde de Hürriyet'te hatta bunun haberi yapıldı. Şenol Güneş'in bu görevden alınmaması yönünde orada da mesela oynanan futboldan memnun olmadığını bu toplantıda, federasyon toplantısında direkt Şenol Güneş'in suratına söylemiş olan biri Sayın Altıntop. Bunu hep söylüyor. Tabii ki şimdi söylesin ama bunu bu şekilde söylemek, hani ben mesela söylerim onun kullandığı cümleleri, ben kendi arkadaşlarımla konuşurum. O orada toplantıda yaparken, çünkü tüm Türk futbol kamuoyu, Alman futbol kamuoyu artık orada belli bir kararlar alınıyor. Hatta Avrupa seni takip ediyor orada, seni dinliyor. Yani senin orada daha seçici olman lazım. Oradaki teknik direktörün Şenol Güneş, Fatih Terim, Ahmet Mehmet olduğu önemli değil. Bir de bu Alman çalıştırıcı için de valla benim çok hoşuma gitti. Kuntz mu? Ben Kuntz. Evet. Yani benim adımın sağdaki dinamizmi benim çok hoşuma gitti. Yani birçok kesim tarafından eleştirildi. İlla ki eleştirilecek. Yani şimdi medyası vardır illa ki. Şenol Güneş fanatik birileri tarafından illa ki eleştirilecek ama ben adamın saha içindeki hırsını, mesela futbolculara dokunuşunu, sarılışını benim bir hoşuma gitti. Yani ben ilerleyen dönemlerde belki futbolcularla arasındaki şeyi daha da ileriye götürünce daha başarılı sonuçlar alabileceğini düşünüyorum. Yani çok fazla eleştirmektense biraz zamana yayıp bu adamın Türkiye'de neler yapacağını görmek gerekir diye düşünüyorum ben. Orada tabii çok teşekkür ederim. Ektiğiniz bir şey var mı?
Başka? Yok, ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. Herkesin yayınlar. Sağ olun. Tabii orada en büyük sıkıntı, şunu söylememize fayda var. Ha, belki de orada Stefan Kuntz'un büyük bir şanssızdı. Önünde Löw vardı, Joachim Löw. Joachim Löw hakikaten Alman milli takımda çok önemli işler yaptı. Belki Joachim Löw başarılı olamasaydı, Stefan Kuntz belki Alman milli takımına başına geçecekti. Belki onu çok daha farklı görebilecektik ama milli takım tecrübesi olmayan bir teknik direktörün böylesine önemli bir göreve gelmesi tabii ki herkesin kafalarında soru işareti oluşturdu. Ama burada faturanın da çıkarılacağı kişi eğer gidilemezse, yani bu kalan maçlar işte biliyorsunuz bizim hayatımız boyunca hep istatistiklere kalmış vaziyette. Onu alacağız, bunu alacağız. Oradan 5 atmamız lazım. Oradan onu yapmamız lazım. Öbür gün onu yenmesi lazım. Ondan sonra biz öyle oluruz tarzı hep böyle bir hesaplamalar içinde olduğumuz için bu faturanın da Stefan Kuntz'a çıkmaması gerektiğini söylememizde fayda var. Çünkü bu kadroyu kurmadı. Onu söyleyelim. Bu noktaya o getirmedi. Stefan Kuntz da zaten önümüzdeki dönemlerle ilgili durumuna bakmamız lazım. Bir sonraki şampiyonalara hazırlayışını, bir sonraki şampiyonalardaki başarılarına göre kendisini değerlendirmemiz lazım diyelim. Kısa bir ara verelim. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Trabzon-Fenerbahçe maçına çok az zaman kaldı. Trabzonspor Kulüp Başkanı Sayın Ahmet Ağun'un açıklamaları var. İsterseniz bir canlı yayına bağlanalım, ondan sonra ters köşeye devam edelim. Mücadelesi şampiyonluk mücadelesi. Ancak bu mücadelede, verecek olduğumuz bu mücadelede en önemli faktör, en büyük destekçimiz, en büyük enerjimiz bizim taraftarımız. Taraftarımızın desteği olmadan hedeflemiş olduğumuz başarıları yakalamamız mümkün değil. Belki çok zor. Onun için taraftarımızın özellikle bu maçın biletlerine göstermiş olduğu ilgi son derece önemli. Bir de tabii her zaman söylüyorum, bizim sabır kelimesi Samsun'un doğusunda fazla bir anlam ifade etmiyor. Yapısal olarak son derece sabırsız bir yapımız var. Bunu da hemen hemen yaşantımızın her şeyine yansıtıyoruz, bölümüne yansıtıyoruz, her kesitine yansıtıyoruz. Ancak spor mücadelelerinde biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Bu futbol olsun, diğer branşlar olsun, boks olsun, basketbol, voleybol, handbol, güreş. Bunun pek çok örneğini de yaşıyoruz zaten. Yani geriye düşen bir sporcu, bakıyorsunuz son dakika, son saniyeye kadar mücadeleyi bırakmıyor. Geriye düşmesine rağmen, ciddi şekilde de geride olmasına rağmen boksla, nakavtla veya ne bileyim güreşte, tuşla, futbolda da attığı gollerle müsabakayı çevirmesini biliyor. Puan almasını biliyor. Ve hedeflemiş olduğu başarıyı da göstermiş olduğu mücadele azminden dolayı kazanmasını biliyor. Bunu şunun için söylüyorum. Biz ligin henüz 9. haftasındayız. Oynamış olduğumuz futbol umut verici. Bizi başarıya taşıyacak bir futbol oynuyoruz. Bizi başarıya taşıyacak bir kadro derinliğimiz var. Kadro genişliğimiz var. Lig uzun bir maraton. 38 maç oynayacağız. 38 maçın da daha henüz 4'te 1'ini bile tamamlamadık. Yani 9. maçını oynayacağız. Geriye düşebiliriz. Ama o maçı çevirecek gücümüz var. Puan kaybedebiliriz. Kaybettiğimiz puanları telafi edebilecek hem önümüzde mesafe var, maçlar var, hem de o güce sahibiz. Dolayısıyla hiçbir zaman için umutsuzluğa kapılmadan 12. güç olarak taraftarımızın desteği takımımızın arkasında olursa başaramayacağımız hiçbir üstesinden gelemeyeceğimiz de hiçbir engel olmayacağını da burada ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda da söylediğim gibi geriye düştüğünüz zaman maçı kaybetmezsiniz. Veya puan kaybettiğiniz zaman şampiyonluğu kaybetmezsiniz. Ne zaman ki mücadeleyi bırakırsınız, mücadeleyi bıraktığınız zaman veya umutlarınızı, inancınızı kaybettiğiniz zaman işte o zaman her şeyi kaybedersiniz.
Takım bu doğrultuda bunun örneklerini de verdi. Oynadığımız enteresan maçlar oldu. 10 kişi geriye düşmemize rağmen Konya'da sergilemiş olduğumuz futbol ve neticesinde almış olduğumuz puan. Galatasaray maçında 2-0 geriye düşmemize rağmen ki o maçı çok rahat 3-2, 4-2'ye de getirebilirdik. Ciddi bir geri dönüş direnci gösterdi takım. Ama bu geri dönüşlerin hepsinde, bu mücadelelerin, takımın vermiş olduğu mücadelelerin hepsinde taraftar desteği, taraftarın heyecanı, taraftarın umudu, enerjisi işte itici güç olacaktır. Onun için benim taraftarlardan ricam, taraftarlarımızdan daha doğrusu ricamız, Fenerbahçe maçında 90 dakika veya 90 artılar da dahil olmak üzere o desteği, o enerjiyi takımımızın, oyuncularımızın üzerinden eksik etmemeleri. Gerçekten oyuncular buna çok büyük önem veriyorlar, çok büyük değer veriyorlar. Taraftarın onlar için itici bir güç olduğunu, özellikle de Trabzonspor taraftarının heyecanının, enerjisinin kendileri için çok değerli olduğunu sürekli olarak ifade ediyorlar. Bunu kişisel olarak vermiş oldukları röportajlarda da ve bizlerle de birebir yapmış olduğu konuşmalarda da bunu çok açık net olarak ifade ediyorlar. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe maçına takımımız her yönüyle hazır. Burada ihtiyacımız olan şey tribünleri dolduracak olan 20-21 bin taraftarımızın enerjisi ve desteği. Sonuç ne olursa olsun, maçın akışı ne olursa olsun, o destek, o enerji sonuna kadar devam ederse bu maçtan yüzümüzün akıyla arzu ettiğimiz, hedeflediğimiz neticeyle çıkacağımıza olan inancımız tam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza peki, çok teşekkür ediyorum. Sizin görüşlerinizi alabilir miyiz? Maçtan sonra da sağlıklı yorumlar olacak. Ben yorum değil, görüş rica etmiştim. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah hani taraftarımız bunu sürekli olarak ifade ediyor. Oyuncularımız bunun heyecanını taşıyor. Teknik heyetimiz, hocamız, yönetimimiz. Herkes bu sezona bu inançla başladı. İnşallah bunun sonunu da taraftarımızı mutlu edecek. O arzuladığımız, hedeflediğimiz başarıyla taçlandırmayı Allah nasip eder diyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, herkesin ayağına sağlık. Evet, Trabzonspor Kulüp Başkanı Sayın Ahmet Ağoğlu'nun maç öncesi açıklamalarını dinledik. Tabii ki diyor, lig uzun bir maraton diyor, kazanılabilir. Kaybedilse bile diyor, bu maçın telafisi olduğunu, olabileceğini Sayın Başkan taraftara biraz daha bu anlamda mesaj veriyor. Baskı oluşturulmaması anlamında bir mesaj veriyor. Takıma da sonuna kadar destek olunması gerektiği yönünde bir mesaj verdiğini söyleyelim. Şimdi birkaç mesaj okuyalım. Ondan sonra çok çok kısa bir araya gideceğiz. Artık programın ikinci bölümüne başlamış olacağız. Orada da zaten 3 tane bağlantı yapacağımızı söyleyeyim. Deniz Ayaz Çağrı. Kolay gelsin. Dün de geçen gün de gördük, sıkıntı Şenol Hoca'da değilmiş. Şenol Hoca'yı çok ararız. Çok şampiyon Beşiktaş olur. İkinci Trabzon olur demiş Deniz Ayaz Çağrı. Mehmet Baran abi, maç zevkli geçer bence. Hakem oyunu bozmaz. Sürekli durdurması ve haklı düdük çalarsa gerginlik olmaz. VAR'a giden hakemin de puanı silinmesi çok saçma. Demin Mesut Özil ile ilgili 34 falan demiştim. 33 diyor. Evet, onunla ilgili de 34'ten gün aldı diyelim sevgili arkadaşlar. 33 başına bastı. Bugünden itibaren 34'ten gün aldı. İrem Turan Hanım, iyi yayınlar Aygün Bey. Akşam Beşiktaş'ın maçı var. Beşiktaş zorlansa da yeneceğini düşünüyorum. Bu sene de şampiyon Beşiktaş olur diye tahmin ediyorum. Çünkü gerçekten çok iyi futbol oynuyoruz ve maç bitsin istemiyoruz demiş. Serkan Bey demiş ki, Aygün abi, Hıncalı Uluç'un bomba açıklamaları ne diyorsun? Mesela şampiyonluk Trabzon'dan alındı, Başakşehir'e verildi. Türkiye'de federasyon yok ve benzeri açıklamalar yaptı diyor. Dün de bu konuyla ilgili söylemişti. Bir dinleyicimiz bağlanmıştı bununla ilgili. Ben de şunu söylemiştim. Hıncal Bey 50 senedir her sezon başında Fenerbahçe şampiyon olacak diye açıklamalar yapıyor. Baktığımız zaman son 7 senedir bunun doğru olmadığını
olmadığı ortaya çıktı son 7 senede. Öyle olsa zaten 50 tane şampiyonluğu ekstradan olurdu Fenerbahçe'nin. Son 7 senede de Fenerbahçe'nin şampiyon olmadığını görüyoruz. Emre Bağlan'ın günaydın Aygün abicim, hayırlı cumalar olsun tüm dinleyenlere demiş. Beşiktaş'ın muhtemel kadrosu nedir bugün abi demiş. İsterseniz onu bir tekrar okuyayım. Ersin, Rozier, Vida, Wellington, Rıdvan, Joseph, Gezal, Oğuzhan, Atiba veya Alex Teixeira, Larin, Batshuayi 11 olarak gözüküyor. Enkudu, Mehmet Topal, Ensakala, biliyorsunuz sakatlıkları devam eden Pjanić ve Kenan Karaman, onun da biliyorsunuz el parmağından ameliyat olmuştu. Yani toplamda 5 futbolcu da kadroda Beşiktaş'ın bu 21 kişilik kadrosuna dahil edilmediler diyelim. Emre Bağlan'dan sonra Yasin Naca'yı okuyalım, ondan sonra kısa bir araya gidelim. Merhaba abi, günaydın. Trabzonspor hücum oyuncuları Fenerbahçe savunmasını çok zorlayacaklarını düşünmüyorum. Bir de derbiler yabancı hakemler yönetse nasıl olur demiş Yasin Nacak. Evet, saatlerimiz 11 onu gösteriyor. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra da programın ikinci bölümüne geçiyoruz. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, saatlerimiz 11.14'ü gösteriyor. Sayın Ahmet Ağoğlu'nun da bir basın toplantısı açıklaması vardı. Onu da zaten canlı olarak verdik. Özellikle bazı cümleleri de çok önemli. Yani taraftar anlamında bu maçın kaybedilmesinin telafi olabileceğini, ligin çok uzun bir maraton olduğunu ama takımın geniş bir kadrosu olduğunu, kazanacaklarını da söyledi ama kayıpların da telafi edilebileceğini Sayın Başkan Ahmet Ağoğlu söyledi. Biraz da taraftara da mesajları verdi. Çünkü çok yoğun bir taraftar topluluğu da maçı takip edecek. Şu an hattımızda da Hürriyet Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiri ve yazarı Süleyman Arat var. Sevgili Arat, yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Şimdi tabii hakikaten Kuntz'u biraz tebrik etmek lazım. Neden öyle söylüyorum? Sevgili Serdar Dursun'u gitti, aldı, milli takıma getirdi ve 29 yaşında tahmin ediyorum, 29 yaşında da sahaya sürdü ve inanılmaz güzel bir gol attı. Belki de daha sonra da oynadığı performansla, futbolla da milli takım galibiyetinde önemli bir role sahip oldu Serdar Dursun. Ve evet, bu haftaki çalışmalara baktığımız zaman da Serdar Dursun bu performansı da Vitor Pereira'yı etkilemiş gözüküyor ki Serdar Dursun'la Trabzon maçına başlayacak. Yani 3 puanın, sizin bugünkü haberinize söylemiş olduğunuz gibi 3 puan anahtarı Serdar Dursun'da gibi gözüküyor. Ne dersiniz? Evet, öyle gözüküyor. Çünkü milli takımdan senin de altını çizdiğin gibi çok moralli geliyor, yüksek moralli. Tabii şeyin yetişememesi, Valencia'nın, o da çok önemli etken olacak onun formayı almasında. Belki yine Valencia milli takıma gidip böyle son dakikada dönme durumu olmasaydı belki yine 45'er dakika dönüşümlü oynatabilirdi veya ikili olarak oynatabilirdi ama şimdi artık Serdar Dursun'un ben formasının garanti olduğunu düşünüyorum bu maçta. Çok da üzerine koyabilir eğer maçta güzel bir performans sahnelerse. Onun ardından Fenerbahçe'nin değişilmez golcüsü olarak vitrini alabilir diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'de daha önceki birlikte yaptığımız yayınlarda da hep söyledim sevgili Aygün, biliyorsun. Fenerbahçe'nin gerçek anlamda bir santroforu yok. Yani evet, ne Valencia, ne Berisha, ne Rossi, hiçbiri gerçek anlamda bizim bildiğimiz, yani örnek olarak söyleyeyim, en yakın geçmiş olarak bir Vedat Vuruç gibi gerçek anlamda santrafor değil. Ama Serdar Dursun gerçek anlamda bir santrafor. Yani Fenerbahçe'de başarılı olursa henüz 29 yaşında en az 3-4 yıl Fenerbahçe'de hizmet vereceğini düşünüyorum golcü olarak, böyle sevilen bir golcü olarak. Stefan Kuntz'un da milli takımı almasının ana nedeni bence, belki onun yerine bir başka Türk teknik adamı olsaydı o Serdar Dursun'u seçmeyebilirdi. Çünkü Fenerbahçe'de çok az forma giydi ve Almanya geçmişini de bilmiyor. O nedenle seçmeyebilir ama Stefan Kuntz onu Almanya'dan seyrettiğine eminim ben. Dolayısıyla oradan biliyor yapacaklarını, yaptıklarını. Dolayısıyla milli takımın eksiğini de gördü. Gelmeden önce ve geldikten sonra kasetlerini izledim milli takımın en azından son 4-5 maçını ve orada eksikliği gördü. İleride top tutma becerisinin eksik olduğunu milli takımda gördü ve o yüzden riskli anda da onu oyuna aldı. Orada top tuttu biliyorsun. Golünü de attı. Galibiyeti getiren o penaltı golünün de onun bir dokunuşu olduğunu düşünüyorum ben. Uğurcan'ın yaptığı degajın ardından
Burak'ın önüne gelirken topun onun bir küçük dokunuşu olduğunu düşünüyorum. Yani demem o ki santrafor özelliklerine sahip. Çok bizde onu Türk gazeteciler olarak açıkça çok az seyredik. Topuk ayrısında yaptıklarını gördüm ben antrenmanlarda ama aynısını da Kemal Ademi'den görmüştüm. Yani benzer hareketleri böyle röveşataları falan. O yüzden hep böyle ikircikli fikir vardı kafamda. Yani antrenmanlarda bunları yapıyor ama Kemal Ademi de yapıyordu. İşte onu sahada göremedik başarılıyla falan şekli. Hep böyle kendime git gel sorunlar vardı kafamda. Ama işte onu farklı olduğunu oynadığı maçlarda gördük. Mesela Hatay maçında da oyuna geç girdi Serdar Dursun ama bayağı bir gol kaçırdı orada. O kadar zaman oynamayan santraforlar, kaleciler çok hata yaparlar. O da yani iyi yerlere kaçtı, topla buluştu. Fakat onlar gol olmadı. Gol olsaydı belki bu konuşmaları Hatay maçının ardından yapıyor olacaktık. Dolayısıyla ben oynadıkça üzerine koyacağını ve bu maçta onun için önemli bir çıkış maçı olma ihtimalinin bulunduğunu düşünüyorum Serdar Dursun için. Şimdi baktığımız zaman Türkiye'nin en iyi en iyiler arasında diyelim, en iyi demeyeyim, en iyiler arasında olan bir üçlüsü var Fenerbahçe. Defans üçlüsü var işte. Kim yani gibi? En iyisi yani. Kim var? İşte Zalai var. Tisserand var. Yani Serdar Aziz var. Ama öbür tarafa baktığımız zaman da hakikaten Trabzon'un çok önemli, çok hızlı atağa çıkan futbolcular. Bakasetas gibi, Gervinho gibi, Cornelius gibi, Vakayeme gibi, Siopis gibi rakibe baskı kuran oyuncuları var ve çok önemli ayaklara sahip, silahlara sahip. Bruno Perez'i de dahil edelim buna. Çünkü o da yani hem sağ kanadı hem defans olarak kurulduğu gibi de hücuma da çok büyük etkisi olan bir oyuncu. O da maçın kilit isimlerinden biri olacağını düşünüyorum ben. Burada Marek Hamsek'in belki yani büyük bir ihtimalle oynamayacak herhalde. Evet, oynamazsa orada Siopis sahne alacak ve yani bence Trabzonspor için bir artı. Çünkü bu konuyu futboldan çok iyi anlayan sevdiğim bir dostumla dün sohbet ettik uzun uzun. Fenerbahçe için daha zorlu. Hamsik oynasaydı dedi kendisi. Çünkü zaten eski bir futbolcu bu. Konuştuğumuz arkadaşımız futboldan anlayan birisi yani. Çünkü Hamsik gidiyor ama geri gelemiyordu dedi. Ha, geri dönüşlerinde oysa, zayıf. Geri dönüşlerinde zayıf olduğunu söyledi. Oysa Siopis'in yani kısa boylu, güçlü, orada makine gibi çalıştığını, üstelik Bakasetas'la da çok uzun yıllardır birlikte yan yana oynadığı için muhteşem bir uyumu olduğunu altını çizdi. Dolayısıyla Fenerbahçe için Hamsik'in oynaması daha yararlı olurdu diye belirtti. Yani bence de çok mantıksız bir tez değil. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin defans üçlüsünün bu hücumcular karşısında zorlanacağını düşünüyorum. Ya sen Gervinho, Cornelius, Makayeme, bunlar hepsi bu üçlüyü zorlayacaklar. Özellikle maça hızlı başlayacak Trabzonspor ve taraftarın da desteğiyle oraları kusursuz geçmesi lazım Fenerbahçe'nin. Oralarda gol yememesi lazım. Sağ bekteki Bruno Perez de yani Fenerbahçe'nin oradaki ilk büyük sınavlarından birini verecek olan Olympiakos maçını saymazsak eğer, yani Ferdi'yi de zorlayacak. Şimdi Ferdi'nin ne tarafta oynayacağını da henüz kestiremiyor. Çünkü bazen solda bazen sağda şans veriyor Vitor Pereira. Yani karşısında kim olursa, Muhammed de olsa, Novak da olsa, Ferdi de olsa orayı o sayı da olsa öbür tarafa geldiğin zaman zorlayacağını düşünüyorum ben Bruno Perez'in. Dolayısıyla o da maçın kilit isimlerinden biri. Çok oradan bindirmeler yapacak. Fakat burada Trabzon taraftarına büyük iş düşüyor. Onu Sayın Ağolu görmüş. Bu nedenle çünkü Fenerbahçe karşısında birçok maçı sırf bu stres yüzünden Trabzonspor kaybetti. Çok baskılı oynadığı maçları bile böyle 1-0, 2-0 kaybettiğini biliyoruz. Dolayısıyla taraftar baskısı bazen takımlara ters tepebiliyor. Onu kontrol altına almak için zannediyorum bu açıklamaları yapmış. Elbette ligin henüz çok erken, ligin başı sayılabilecek bir noktadayız. Dolayısıyla kaybedilen iki takım için de aynı şeyi söylüyorum. Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da diyelim ki bu maçı kaybettiler. İkisi için de dünyanın sonu değil. Biz hemen onu yakıp yıkmaya başlamazsak takımların oynadıkları oyuna bakıp hatalarını ortaya masaya yatırıp onun düzelmesi için çaba sarf etsek hem taraftar olarak hem teknik heyet olarak hem yönetim olarak hem de gazeteciler olarak çok daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Doğru.
Evet, deplasman tribünü hala yasağı devam ediyor. Hatta evet, bugün bir taraftarlar gruplarının buluşma olayı vardı. O da iptal oldu ama taraftar yok ama yönetim tam kadro gidiyor. İlk kez mi tam kadro yoksa daha önce de gidildi mi? Hatay'a da kalabalık bir yönetici kafilesiyle gitti Fenerbahçe. Yani artık bu sene takımı pek yalnız bırakmamaya odaklanmış durumdalar. Ama tabii Trabzon'un biraz daha farklılığı var. Takımı burada çünkü biraz psikolojik baskı da var. Her Trabzon deplasmanı futbolcular üzerine bir baskıdır. Bu sene taraftar da var, geçen seneki gibi değil. Dolayısıyla yönetim de takım aynı uçakta gidecek. Aynı otelde kalacak ve arkasındaki otobüste sen bilirsin, bunları yaşadın zaten birçok kez gazeteci olarak. Hı-hı. İki otobüs gelecekler stada ve arkada yöneticiler, önde takım olmak üzere. Sanıyorum Sayın Başkan Ali Koç ön koltukta olur takımla birlikte. Tam net bilmiyorum ama tahminimi söylüyorum. Onun haricinde diğer yöneticiler arkadaki otobüste stada gelirler. Bu futbolculara girerken bir sırtlarına sıvazlama, bir güzel kelime. Mutlaka ki moral, motivasyon anlamında, yalnız değilsiniz duygusunu verme anlamında önem taşıyacaktır. İrfan Can Kahveci'nin durumu nedir? Herkes çünkü onu soruyor, onu merak ediyor. İrfan Can Kahveci dün antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışıyor, onun ardından ayrıldı. Ben haftalardır yazıyorum zaten sakatlığının tedbirli ve temkinli ilerlendiğini. Çünkü daha önce acele ettiği için uyluk kasını tekrar problem yarattığını ve onu böyle uzun süre takımdan ayrı bıraktığını hep belirttim. Alanya maçında oynayacak diye söylemiştim. Bu Trabzon maçına yetişme ihtimali yok. Onun ardındaki Alanya maçında sahada olabilir tabii, Vitor Pereira şans verirse. Yani bugün tam antrenmana katılacağını düşünüyorum. Bir sonraki antrenmana da tam katılacaktır. Önümüzdeki haftanın antrenmanların tamamında bir aksilik olmazsa takımla birlikte çalışıp Alanya maçına hazır hale gelecektir. Son sorum da muhtemel 11 üzerinden olsun. Belirledi mi, şekillendirdi mi Sayın Vitor Pereira 11'i? Vallahi antrenmanları biliyorsun izleyemediğimiz için biz ancak tahmin olarak. Yani hem tahmin hem de bazı arkadaşlarla konuşarak bir şeyleri yakalamaya, anlamaya, hissetmeye çalışıyoruz ama bu yüzden tam böyle ahkam kesmek istemiyorum. Bildiğiniz kadarıyla ben kendi şeyim vereyim. Ben Serdar Aziz'in dün dikişlerinin alındığını biliyorum ve antrenman yapmadığını biliyorum. Bunun için bir Vitor Pereira'nın gözünde bir önemli dezavantaj olduğunu düşünüyorum. Belki bugün antrenmana katılacak, belki de tek bireysel çalışacaktır veya antrenmanın ilk bölümünde veya ikinci bölümünde takımda yer alacaktır. Ama Serdar Aziz'in bence oynama şansını zayıflatıyor bu. Çünkü zaten takımın bir gün izni, onun ardından kendisinin istirahati, dikişlerinin açılması derken bu hafta antrenman, pek ciddi antrenman yaparak, geçiremedi. Bireysel çalıştı. Dolayısıyla orada ben iyileşmiş olan, bir düzelmiş olan Tisserant'a şansın doğduğunu düşünüyorum. Sol tarafta benim bir orta sahanın dörtlüsünde bir sol tarafta bir kafamda soru işaretleri var. Yani oraya Ferdi mi koyar, Muhammed'i mi koyar, yoksa Novak mı koyar? Novak olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu temin de anlattığım kelimelerde burada sert bir bekle karşılaşına yani orada bir değişiklik olabilir diye düşünüyorum. Osayi'nin de ben pek oynamayacağını düşünüyorum. Oraya belki Ferdi'yi sağa alabilir. Nova sola alabilir. Öyle bir kafamda soru işaretleri var. Asıl en önemlisi Luis Gustavo Bacasetas'la karşılıklı oynayacağı için Sosa'yı da koyabilir oraya. İşte onun yanında kimi oynatır diye büyük ihtimalle Sosa konuşuluyor ama Sosa diye konuşuluyor büyük ihtimalle. Ben de Sosa diye düşünüyorum. Dün zaten maçın soruları diye verdiğimde de yaptığım analizde de hep Sosa öne çıktı ama Mert Hakan Yandaş da topa çok basan, rakibi rahatsız eden, orada çünkü topu Trabzon'a vermemek gerekiyor. Dolayısıyla çok fazla toplu oynayan oyuncular var Fenerbahçe'de. Bunun yanı sıra bir de topa basan oyuncuya da ihtiyaç var. Yani askere, tabiri caizse askere bir ihtiyaç var. Dolayısıyla İrfan Can Kahveci olsaydı oynardı ama Mert Hakan Yandaş da olabilir. Parantez içinde onu da orada düşünüyorum. Forvet de soru işaretleriyle dolu, kim oynayacak? Yani santrafor noktasında Serdar Dursun benim kafamda iyice netleşti ama Rossi, Berisha, bunlar da Vitor Pereira'dan formayı alabilirler bu maçta. En azından birinin oynayacağını düşünüyorum. Mesut Özil'in formasının garanti olduğunu düşünüyorum bu maçta. Doğru. Çünkü şimdi o yüzden Sosa, Gustavo ve Mesut Özil olduğu zaman orta saha sanki çok fazla
basmayan topla iyi oynayan ama oyuna basmayan gibi bir manzara çıkartıyorum ben kafamda. O yüzden Mert Hakan Yandaş'a da %70 şans veriyorum ben oynar diye. Evet, attığımızda Hürriyet Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiri ve yazarı Süleyman Arat vardı. Sevgili Arat, yayınımıza bağlandığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Herkese sağlıklı bir hafta diliyorum. Çok mersi. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra bir Trabzon bağlantısı ve ondan sonra da bir Galatasaray bağlantısı yapacağımı söyleyelim. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, bir anda Fenerbahçe bağlantısı yaptık. Şimdi de bir Trabzon'a doğru uzanalım diyorum. Çünkü biliyorsunuz Ahmet Ağol'un da basın toplantısını az önce canlı olarak verdik. Şu an Güne Bakış'tan ve Futbol Arena'dan Nurgül Günaydın attığımızda Trabzon yazarı. Sevgili Nurgül, yayınımıza hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Tam böyle güzel bir program üzerine. Başkanın, sen de söylediğin gibi başkanın basın toplantısı kısa bir açıklama yaptı aslında. Hı-hı. Maçla ilgili sohbet yapıyorduk kendisiyle. Off the record dediğimiz Trabzon'daki spor basınıyla birlikte. O zaman off the record'ları burada belki ağzından alabilirim. Ya biz aslına bakarsan Fenerbahçe maçıyla alakalı olarak tabii başkan özellikle taraftara mesajını verdi. Yani taraftarın takımların desteklemesi yönünde çağrıda bulundu 90 dakika. Onun haricinde çok açık konuşmak gerekirse hani çok fazla bir şey de sormadı basın off the record kısmına. Daha çok bu sizin de bildiğiniz gibi yeni MHK ile ilgili bu bir çalışma yapıyor kulüpler bile biliyorsunuz. O konuyla ilgili kafalardaki soru işaretler, onları konuşuyorduk şu anda. Onlardan bahsediyordu başkan. Ve çok güzel de mesajlar verdi aslında. İlk defa bütün kulüplerin ve alt lig takımlarının kulüp yöneticilerinin de bu konuda hemfikir olduğundan bahsetti. İlk defa kulüpler birliği böyle bir çalışmaya ön ayak oluyor. Bütün kulüplerin hemfikir olması çok önemli. Çünkü herkesin canı çok yanmış. Özellikle hakemlerden, yani ona açık söylemek gerekiyor. O konulardan, gazetecilerin kafalarındaki soru işaretlerinden herkes sorularını sordu. O şekilde bir sohbet toplantısı oluyordu. Ağırlıklı konu bu aslında. Nurgül, aslında şey de var ama bazı en az 6-7 tane hakemin mesela düdük astırılma olayı da var aslında. Evet. Yani bu da çok isteniyor. Yani var, evet, aslında bana göre gerçekten hani biraz da cesaret gerektiren bir çalışma bu. Bununla ilgili de sorular soruldu başkana açıkçası. Ama dediğin gibi o da var. Ama çok güçlü bir yapı var karşınızda. Bugüne kadar hani böyle sanki kulüpler bunu değiştireceklerine inanamadıkları için kimse sesini çıkarmamış. Öyle bir yapı var ki, yani inanılmaz bir güç var. Yani başkan şundan bahsetti. Hani oradaki yapı, o üstteki yapı kimi kastettiğimizi siz de çok iyi anlıyorsunuzdur. İşte şunu söylüyorlar. İşte biz buradayız, atıyorum 30 senedir, 20 senedir buradayız. İşte 150 tane kulüp başkanı geldi geçti. 50 tane MHK geldi geçti. Ama biz buradayız diyen bir yapıyla mücadele ediyorsunuz ve gerçekten cesaret gerektirecek bir adımdı bu. Umarım Türk futbolu adına güzel sonuçlar verir ve artık yani normalde zaten olması gereken, başkanın orada söylediği bir şey vardı, o benim çok dikkatimi çekti, güzel de bir mesaj aslında. Hani MHK'ya içeriye işte siz her kulüp bir adam veriyor, benim hakkımı savunsun, niye hakkımı savunsun ki diyor. Yani ben zaten maçımı, hizmet alıyorum ben diyor, onlardan hizmet alıp maçımı yönetsin diyor. Doğru, burada doğru. Türk futbolunun yapı taşı zaten kulüpler doğru. Olmasa hiç kimsenin varlığından söz etmek mümkün değil. Hakemler ne yönetecek ya, kulüpler olmasa yani, ne yönetecek? Yani kulüpler kaldı ki, yani ben orada, sen benim, ben senden hizmet satın alıyorum ve bütün o MHK'nin hakemlerin, herkesin, oradaki bulunan herkesin bütün masraflarını, oradaki çalışanına kadar kulüpler ödüyorken neden kulüpler böyle mağdur oluyor ki? Yani ben niye oraya adam sokmak zorunda kalayım diyor başkan. Çok da mantıklı. Çok doğru söylemiş aslında. Çok doğru mı? Çünkü yani neyi savunsun? Beni niye savunsun ki? Yani ben savunulacak neyim var yani? Bu anlayış bir kere yıkılması gerekiyor. Bugüne kadar tabii kulüpler de bir anlamda, bazı kulüpler bu anlamda belki de o yapının yıkılamayacağına inandığı için bir adım atılamamış. Kulüpler Birliği de bana göre belki de çok pasif kaldı. Bu anlamda gerçekten önemli bir adım atılacak. İyi bir çalışma ve kararlılık gördük. Yani Ahmet Ağoğlu kulüp, bütün kulüplerin isimlerini tek tek sayarak herkesin hemfikir olduğunu ve burada sonuna kadar birlikte yürüneceğini de mesajını verdi.
Aslında ben şunu da hissettim. O canlı verdik zaten Radyo Spor'dan Sayın Başkan'ın açıklamasını ama şimdi çok fazla taraftarın gelecek olması takımda bir baskı oluşturabileceğini aslında önüne geçmeye çalıştı Sayın Başkan. Yani şu cümle çok önemli. Lig uzun bir maraton. Daha önümüzde şu kadar maç var. Puan kayıpları olsa bile bunu telafi ederiz cümlesini bir başkanın ağzından duydum. Bu çok kalabalık tribünlerin çok özellikle kale arkalarının tamamen dolu olacağı konuşuluyor. Çok kalabalık olması bir baskı oluşturur mu? Ne diyorsun? Yani aslında baskı tabii ki yani bu büyük kulüplerde her zaman böyledir biliyorsunuz. Tabii Trabzonspor'da biraz daha fazladır bu. Çünkü dünkü Bakasetas'ın röportajında bilmiyorum satır aralarına baktınız mı? O da çok iyi analiz etmiş. Çok çabuk sinirlenen bir yapıya sahibiz. Karadeniz Tarakçı'ydı. kahvaltılı bir toplantı, güzel de bir kahvaltı verdik. Bir gün sizi de ağırlarız inşallah. İnşallah. Türkiye Spor Yazarları Derneği çok güzel işler hemen yapıyorsunuz. Hemen stadın altında, şöyle söyleyeyim, deniz manzaralı mükemmel bir yerimiz var şu anda denize karşıyız. Güzel bir kahvaltı verdik ve geldiğimiz zaman sabah erken saatlerde 8'lerde hava çok inanılmaz bir güneş vardı. Tam kahvaltının başlayacağı saatlerde bir anda bulutlandı hava ortamı dedik hatta işte insan da bundan etkileniyor tabii. Etkilenmemek mümkün değil. Başkanın aslında orada verdiği mesaj Duyuyorum. Başkanın orada verdiği mesaj aslında şuydu. Biz o toplantı canlı yayından önce de şunu konuştuk başkanla. Abdullah Avcı bir toplantısında şu mesajı vermişti taraftarlara. Lütfen biz sadece galipken ya da geriye düştüğümüz anda takımı destekleyip hani gol atması için destek vermeyin. Biz galipken de bu desteği verin. Çünkü takım sonuna kadar maç 90 dakika sonuna kadar galip olduğumuzda da aynı coşkuyla destek verin diyordu. Onu konuştuk başkanla. Yani takım özellikle taraftar geriye düştüğü zaman daha çok işte bir destek veriyor coşkulu şu bu ama tabii maç 90 dakika biliyorsun 90+2'de yiyebiliyorsunuz da atabiliyorsunuz da. Belki Fenerbahçe maçı özelinde o mesajı vermiş olabilir. Çünkü sen de çok iyi biliyorsun. Galatasaray'la oynadığı maçta Trabzonspor 2-0 geriye düştü. 2-0 da bitebilirdi. 2-1 de mağlup olabilirdi. Fenerbahçe ile de büyük bir maç oynayacak Trabzonspor. Ve büyük maçlar 3 ihtimali skoru içinde barındırıyor. Çünkü hani şunu diyebilirsiniz. Fenerbahçe çok iyi top oynamıyor. Hani örnek veriyorum. Çok iyi top oynamıyor ama kazanıyor dersiniz. Gelir burada belki en iyi topunu oynar. Çünkü büyük maçların havası her zaman farklıdır. Başkan da bunun bilincinde olarak hani taraftarı sonuna kadar yani lig sonuna kadar hatta 3'te 1'ini bile oynamadık ligin dedi. Senin de dediğin gibi bana göre de o maçın büyüklüğünü düşünerek o şekilde bir mesaj verdi ki bana göre de çok doğru. Yani kaybedebilirsiniz defalarca burada belki kaybettiniz defalarca Şükrü Saracoğlu'nda kazandınız. Yani her skor alabilirsiniz büyük maçlarda ama önemli olan uzun maratonda takımı hani bu maçta mağlup oldu ben bir dahaki maça gelmeyeyim mantığından uzak tutmakta. Tabii şimdi Hamşik kesinleşti mi? Onu sorayım. Hamşik'le ilgili ben aslında dün tweet atmıştım onunla ilgili. Hamşik'in dün MR'ı çekildi. Seninle daha önceki yayında da konuşmuştuk. MR'ında yani ben biraz da özel bilgi aslında benim aldığımda. O yüzden öyle yazdım. Nurgül'den özel bilgiler geliyor bizi dinleyenlere. Evet gerilme var dendi ve ben şunu arkadaşlarım da tabii bazı gazeteci arkadaşlarım da paylaşımlarda bulundu ama ya ben tabii isim vermek istemiyorum. Bilgi gazeteci çok kaynağını belirtmez ama oynamaması için hiçbir sebep yok şeklinde bir bilgi edindim ben. Riske mi edilmiyor acaba? Riske mi edilmiyor? Aynı yerden sakatlanırsa? Riske edilme tabii ki. Mutlaka çünkü 3 hafta sonra Beşiktaş maçı var biliyorsunuz. Belki hoca o zamanı düşünüp ayağında ödem olduğu için hani o tabii ödemin de iyileşmesine bağlı biraz ama o gerilmenin çok sıkıntı yaratmadığı yönünde benim edindiğim bilgi ve oynayabilir. Oynama ihtimali yüksek dendi bana ve karar tamamen hocayla Abdullah Avcı'nın yapacağı görüşme. Hoca dedim yani doktoruyla Abdullah Avcı'nın yapacağı görüşme sonrası belki şöyle olabilir çok fazla riske edinmemek adına ikinci yarıda oyunu alınabilir Hamşik hani çünkü oyunun gidişatı da önemli biliyorsunuz ama tabii ben yine de oynama ihtimalini çok düşük görmüyorum onu söyleyebilirim ama tabii hocayla doktorunun yapacağı görüşme ileriki haftaları da düşünerek yapacağı görüşmeye bağlı bu arada 2-3 günlük tedavi süreci de tabii orada etkili olacak. O kararda. Nurgül şimdi baktığın zaman ofansif anlamda Türkiye'nin en iyi kadrolarından birine sahip Trabzonspor. Evet. Defansif anlamda baktığın zaman
zamanda Fenerbahçe'nin de otoriter, özellikle üçlü stoper bölgesine baktığında çok başarılı evet. gözüküyor. Nasıl evet, görüyorsun evet. bu karşılaşmayı? Zaten iki tarafın mücadelesi o şekilde olacak. Yani iki en iyi kaleciler de biliyorsunuz. Yani evet. Türkiye'nin evet milli takımında iki başarılı kalecisinin de maçı olacak. Bu ya ben her şeyden önce güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Şunu söylemek istiyorum. Aslında ben derbi maçları tabii seyir zevki en güzel olan maçlar ama bugüne kadar ben en çok Trabzonspor ve Beşiktaş arasında oynanan maçları çok severek, beğenerek izlediğimi söyleyebilirim. Hem gollü geçiyor hem futbol açısından çok yüksek seviyede top oynanıyor. Fenerbahçe maçı da yani bence hani beraberlik olacak diyen arkadaşlarımız da var ama Trabzonspor'un gerçekten hücum hattı çok iyi. Yani tabii taraftar desteği de çok önemli olacak bu maçta. İnanılmaz yoğun ilgi var. Dediğim gibi çok şehir dışından inanılmaz derecede taraftar akını var. Günler öncesinden Trabzon'a gelip de işte paylaşım yapan taraftar gruplarında görüyoruz gerçi. Ama bu tabii ne olursa olsun futbol sahada oynanıyor. Büyük maçlar her zaman her skoru, 3 skoru da beraber ihtimalle beraberinde getirebilecek oyun ortaya koyuyor. Fenerbahçe'nin de dediğin gibi defansif hattı çok iyi gerçekten. Özellikle şu neydi adını çok tam kim, söyleyemiyorum. Serdar Aziz gerçekten. Var. Tisserand da oynayabilir. Serdar Aziz oynayacak yani, ama büyük ihtimalle. Serdar Aziz değil de ben o kim? Onun çok iyi yani o oyuncuyu beğeniyorum yani iyi şey yapıyor yani defansta iyi işlere imza atıyor ama Trabzonspor'un da Bakasetas özellikle yani son dönemlerde bana göre Trabzonspor'a gelen en iyi oyunculardan bir tanesi, en iyi transferlerden biri de diyebilirim. Keza Cornelius çok kısa zamanda uyum sağladı. Yani gol atmadığı maç yok hemen neredeyse. Hamşik tabii onunki biraz belirsiz ama. Trabzonspor'un defans hattına da aslında değinmek gerekirse geçtiğimiz yıl Türkiye'de en iyi ikiliydi. Hugo'yla sağ ve sol stoperimiz Hugo'yla Edgar Ay. Bu sezon biraz bir bocalama sanki oldu. Artık motivasyon mu ya da farklı bir şey mi bilemiyorum ama Edgar biraz toparladı. Hugo iki hafta takımdan uzaktı biliyorsunuz. Kırmızı kart cezalısıydı. Bu hafta yerini alacak Hugo. Trabzonspor orada bir sıkıntı yaşamazsa yani bana göre çok çekişmeli güzel bir maç olacak. Gollü de olur mu? Yani tabii kalecilerin de o günkü performansına bağlı ama defans kimi iyiyse bana göre o günü belki hücum da tabii çok önemli ama defans hattının o günkü performansı belirleyecek diye düşünüyorum. Tabii bu Fenerbahçe'nin sistemini de deneyebileceği en iyi takımlardan biri. İki hocanın aslında taktik maçı olacak, aynen. savaş olacak biraz da bana göre. Çünkü iki hoca için de çok önemli bir maç. Baktığın zaman hani ikisini de böyle hani şeyin ucunda derler ya hani ipin ucunda. İpin ucunda ikisi de tam bir taktik savaşta olacak diye düşünüyorum ben. İki hoca içinde. Nurgül ama tabii bir yandan da baktığın zaman iki de milli takımın kalesini koruyan iki futbolcu var. Zaten Avrupa'dan da birçok yetkililerin takip ettiği bir maç bu. İzlemeye gelen var mı bu anlamda? Bir bilgi alabilir mi? Evet o konuda da milli takım hocası da sanırım izleyecek maçı. Stefan Kuntz da gelecek ama tabii gözler burada hemen protokol türbününe çevrildiği zaman biliyorsun fotomobilleri hemen işte izlemeye şu geldi bu geldi hemen duyumları alıyoruz. O yönde de evet gerek Uğurcan için tabii Altay için de sanıyorum olacak. Tribünlerde dışarıdan bayağı bir takipçisi var bu maçta iki kalecinin de. Yurt dışından gelenler olacak diyorsun. Evet. Şimdi maçın hakemi Ali Şansalan. Bu sezon 7 tane müsabakada görev aldı. Son 2 hafta hakikaten de performansı çok düşmeye başladı. Kesinlikle. Ve çok kritik bir maça çıkıyor. Atama biraz bence MHK'nin atamasını ben de biraz şaşkınlıkla karşıladım. Evet. Trabzon kanadı neler düşünüyor bu atamayla ilgili? Yani Trabzon kanadı zaten çok yakın Beşiktaş maçı biliyorsunuz ve geçtiğimiz sezon Denizli Spor'la oynanan bir kupa maçında Trabzonspor maçlarını yönetti ve orada açıkçası hani çok da iyi bir izlenim bırakmadı. Zaten taraftarlar iki gündür onunla ilgili. Ya taraftar şunu istemiyor zaten. Ben onu defalarca da söyledim. Hani bize zaten ben çok açık söylemek gerekirse Trabzonspor'u hani çok böyle hani hatalarıyla öne geçen bir hakem bugüne kadar pek şahit olmadık ama genel anlamda baktığımız zaman bazen biz de yazarken artık yani bu taraftarların
sesi oluyorsunuz bir anlamda. Onları da yazarken artık yani yok mu artık hani böyle düzgün maç yöneten ve hiç hakkında yazılmayacak bir hakem diye insan gerçekten şey yapıyor. Yani bazen tereddüt ediyor. Ne yazık ki taraftar da bu konuda çok endişeli. Ali Şansalan Trabzonspor cephesinde çok hoş da karşılandı diyemem. Yani hoş karşılanmadı. Zaten Fenerbahçe cephesi de dünkü paylaşımlarında gördüğüm kadarıyla onlar da adaletli bir yönetim bekliyorlar. Umarım adaletli bir yönetim olur. İki tarafında yani tepkisini almayacak şekilde. Zira ben hep şunu da söylerim Aygün Özipek. Takımların bana göre bugüne kadar birbirlerine hani bu terimi çok sevmiyorum ama hani cepheleştiren, kutuplaştıran da en büyük etken hakemlerdir. Yani bu noktaya hakem, getiren doğru söylüyorsun. Kesinlikle bu noktaya getiren hakemler yani kararları işte, bu noktaya getiriyor. Yani adaletsiz kararları, adaletsiz kararları. Adaletsiz yönetimler iki takımın da taraftarlarını karşı karşıya getiriyor. Sonuçta hakem maçını yönetip gidiyor. Arada yine kavga yapan iki takımın taraftarı oluyor. Ne yazık ki bu kutuplaşmaları da hakem kararları beraberinde getiriyor. Umarım ne o tarafa ne bu tarafa deriz hani. Yani iki tarafa da adaletli bir yönetim gösterir ve yani kendileri adına da hakemlerin bana göre artık sil baştan yapmaları gerekiyor. Bu maçta bir milat olsun. Yani niye örnek bir hakem olarak yani örnek bir maç olarak gösterilmesin ki? Yani niye iyi tarafıyla konuşulmasın ki? Yani hakemler bu anlamda kendilerine bakmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Nurgül demin çok enteresan bir şey söyledin. Sayın Başkan'ın vaktin var mı bilmiyorum da son bir sorum. Sayın Başkan'ın 30 yıllık bir yapıyı indirmek kolay değil cümlesi var. Aslında Kulüpler Birliği çok güçlü. Demin sen de bunu söyledin. Kesinlikle. Bir hafta ama maça çıkmama kararı alsalar ne olacak? Tabii ki yani şunu söyledim. Ben mesela başkana şunu söyledim dediğiniz gibi sohbette. Hani böyle bir yapı varken karşımızda şuna hiç inanamıyordu kulüpler. Yani bu çok güçlü bir yapı ve biz bunu değiştiremeyeceğiz algısı vardı kulüplerde. Yani çünkü o içeride çok gerçekten hani kabuklaşmış, nasırlaşmış bir yapı. Kimse ona dokunamadı fazla. Biraz da sanıyorum benim kendi görüşüm hani dediğim gibi o başta da dediğim gibi içeriye ben bir adam vereyim o alsın o bir adam vereyim bir kulüp şunu yapsın. Bugüne kadar hep o şekilde yürüdü. Yani o yüzden de ama herkes şikayetini de yaptı. Ama bir çözüm de olmadı. Ama gerçekten o yapıyla kararlı bir mücadele gördük ben bugün Ahmet Ağoğlu'nun söylemlerinde. Ama dört başkanın özellikle dört büyük onu kulüp söyledi. Başkanı evet, hareketi dört kulüp başkanının evet onu söyledi Ahmet Ağoğlu. Dört kulüp başkanı ve yani ligin en üstünden en ortasındaki bütün kulüplerde dahil olmak üzere başta dört kulüp olarak dedi zaten. Ya bu kararlılık çok önemli. Gerçekten çok önemli. Belki çünkü şunu da özellikle zaten vurguladı size söylediğim gibi. Yani futbolun yani mihenk taşı zaten kulüpler. Yani siz kulüpler olmadan yani siz ne yapabilirsiniz ya da kendi yapınız ne kadar güçlü olursa olsun bu kulüpler sizin var olma sebebiniz zaten kulüpler. Yani şurada maç sonuçları ne olursa olsun sevgili Nurgül Günaydın evet. Maç sonuçları ne olursa olsun kulüp başkanları bu tavırlarından asla vazgeçmemeleri gerekiyor. Kesinlikle o hatta bir arkadaşımız da onu söyledi başkana dedi ki başkanım yani madem ki böyle bir yola çıkıldı çok büyük bir cesaret örneği size yani bir sımsıkı birbirinize sarılmanız gerekiyor. Bundan sonra daha güçlü olmanız gerekiyor. Çünkü o güçlü olduğunuz algısını verirseniz zaten mücadele daha da kolaylaşacaktır diye ve başkan gerçekten bu anlamda kulüplerin desteğinin de ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguladı. Halen daha içeride konuşuyor, sohbet ediyorlar. Ben işte çıktım. Evet devam ediyoruz yani sıkıntı yok başkanla sohbette. Herkes kafasındaki soru işaretini... Eyvah haberden uzaklaştırdık mı seni biraz? Yok hiç sıkıntı yok. Sorun yok buradayız yani. Başkan burada sağ olsun bize epey bir vakit ayırdı. Zaten hani çok spesifik konulara girmeden sadece Fenerbahçe maçıyla alakalı taraftara mesaj verdi canlı yayında. Güzel de oldu aslında. Çünkü önemli bir maç öncesi hani herhangi bir farklı bir söylemi beraberinde getirebilecek bir şey de bir sıkıntı da olmasın diye biz de bu sohbet toplantısını off the record olarak kendi aramızda yalnız gazeteciliğimi de görüyorsun değil mi ufak ufak olsa bazı detayları aldım kesinlikle o da sizin özelliğiniz
Size özel bakıyoruz. Sağ olun Nurgül, aynı şekilde. Çok da güzel işler yapıyorsunuz. Türkiye Spor Yazar Derneği yönetimi Nurgül Günaydın aynı zamanda. Nurgül Günaydın da sosyal medya hesabını tekrar söyleyeyim. Twitter hesabı çok da önemli haberler paylaşıyor. Nurgül Günaydın Twitter hesabından da Nurgül'e çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Eklerseniz de onunla ilgili haberler alabilirsiniz. Sevgili Nurgül, yayınımıza bağlandık. Sizi de en kısa zamanda Türkiye Spor Yazarlar Derneği'nin Türkiye'deki bana göre de en güzel lokallerinden biri. Evet hemen dediğim gibi stadın altındayız. Şu anda deniz karşımıza. Vay, çok da güzel açık hava kahvaltısı verdik. Kuymak da vardı. Oy, kuymak varsa koşa koşa gelirim. maç öncesi zaten şunu da söyleyeyim. Mıhlama da isterim ama bak. Kuymanın yanında mıhlama da olacak. Mıhlama da olacak. Galatasaray var. Galatasaray maç öncesi yaptık bunu. İstanbul'dan gelen gazeteci arkadaşlarımızı burada ağırlıyoruz. Özellikle büyük maçlarda gelen gazeteci arkadaşlarımız çok da beğendiler. Hatta Galatasaray maçına gelen arkadaşlarımız yerini bilmiyordu. Tam Kuzey Kale arkasının olduğu yerdeyiz zaten. Yerde. Yanımızda da şey var zaten, bizim Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği var. Mükemmel bir yerimiz var. Gazeteci arkadaşlarımızı ağırlıyoruz. Sizi de bekliyoruz. İnşallah. En kısa zamanda. Peki. Çok teşekkürler Nurgül Günaydın. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ herkese ol, çok selam. Güzel. Seyir zevki güzel olan bir maç olsun. İnşallah. İnşallah. Görüşmek üzere. İnşallah. Evet, hattımızda Güne Bakış'tan Güne Bakış Gazetesi ve Futbol Arena'dan Nurgül Günaydın vardı. Trabzon yazarı ve muhabiri. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet, bugünlük de bu haftalık da diyelim, öyle diyelim. Ters Köşe'nin sonuna geldik. Pazartesi sabahı görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. HDI Sigorta Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu. HDI Sigorta. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.